Ulusal Kanal ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Tarih 6 Temmuz saatler 21'i gösteriyor. Ben Figen Civan. Yaklaşık 4 saat boyunca gündemdeki konuları değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. İlk konu başlığımız biliyorsunuz Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü muhtıra imzalandı. Taraflar arasında imzalanan muhtıra Rusya ve Çin'i tehdit olarak gösterdi. Metnin içeriğini ve Vatan Partisi'nin NATO kampanyasını konuşacağız. Bunun dışında Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi İran Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşme detaylarını Esat'a iletti. Erdoğan da önümüzdeki günlerde Tahran'a gidecek. Tüm bunlara baktığımızda Türkiye-Suriye işbirliğinin yolları açılıyor diyebilir miyiz? Detayları değerlendireceğiz. Asgari ücrete zam geldi ancak enflasyonun yükselişi hız kesmiyor. Hükümetin önlem paketleri plan mı, temenni mi, alınan önlemler yeterli mi? Bunları da konuşacağız. Diğer konu başlıkları da bu şekilde olacak. Haber merkezine hemen başlayacağız ama önce konuklarımı takdim etmek istiyorum. Vatan Partisi MYK üyesi Ferit İlsever. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın İlsever. Hoş bulduk efendim. Devlet Eski Bakanı Bülent Akarcalı da bizimle birlikte. Sayın Akarcalı siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Ve akademisyen yazar Profesör Doktor Özcan Yeniçeri de bizimle birlikte. Sayın Yeniçeri siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ve hukukçu Ertuğrul Akar stüdyoda bizimle birlikte İstanbul stüdyomuzda. Sayın Akar siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Herkese hayırlı yayınlar. Evet şimdi Vatan Partisi'nin NATO'dan çıkalım kampanyasıyla NATO'dan çıkılsın konusu tekrar gündeme geldi. Bu soruyu birçok kez konuştuk. Üstünde birçok değerlendirme yaptık ama tekrar elbette ki bu kampanyayla birlikte bu konuyu konuşacağız. Türkiye NATO'dan çıkmalı mı, çıkarsa ne olur sorusunun cevabını arayacağız. Yaklaşık 5'er dakikalık bir zaman vereceğim. Lütfen zamanı aşmayalım. Araya girip sizlerin sözünü kesmek istemiyorum. Çünkü bu konu başlıklarını daha açacağız. O yüzden ilk olarak haber merkezine konuk olduğu için hukukçu Ertuğrul Akar'dan başlayalım. Buyurun Sayın Akar. Evet tabii uzun yıllardır biz NATO'yu konuşuyoruz. Yani ta Kıbrıs Harekatı'ndan öncesine dayanan bir mevzu bu 1952'den itibaren. Tabii NATO daha önce de beyan ettik. Kuruluş amacı, misyonu Hitler faşizmi ve diğer taraftan da Sovyetlerin emperyalist sistemine karşı bir önlem amaçlı bir savunma paktı şeklinde, örgütü şeklinde kuruldu. Fakat tabii 90'lardan sonra özellikle Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte NATO misyonunu yitirdi. Yani Kuzey Atlantik bölgelerini özellikle Doğu tarafından tehlikeye sokabilecek herhangi bir risk ortadan kalmadı veya zayıfladı diyelim Soğuk Savaş dönemine nazaran. Tabii bu süreçle birlikte Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu çok güzel kullanmayı başardı. Nasıl kullandı? Yeni savaş teknikleriyle kullanmaya başladı. Darbelerle kullanmaya başladı. Toplumsal hareketlerle kullanmaya başladı. Liberal hegemonya dediğimiz toplumların toplumsal hafızasını, bilincini yok ederek kullanmaya başladı. İşte en son gördüğümüz üzere Irak'a girip çıkması, Suriye'ye girip çıkması, Afganistan'a girip çıkması ve dünyanın özellikle önemli noktalarında infial yaratması, oralarda nüfus göçünü zorlaması, o nüfus göçü sonunda tüm toplumların hem demografik yapılarının bozulması hem ekonomik yapılarında sorunlar meydana gelmesi gibi bazı harp tekniklerini kullanarak NATO'yu himayesi altına aldı ve kullandı. Bu zamana kadar da bu şekilde geldi. Yani Türkiye'de meydana gelen darbeler hep Gladio dediğimiz veya bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da bir konuşmasında emperyalistler tabirini kullandı. Normalde Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir tabir kullanmaz. Argümanında, lügatında yoktur. Bugün ilk defa özellikle NATO toplantısından sonra emperyalistler diye NATO'yu tanımladı. Bu hakikaten önemli bir dönüm noktası Türkiye'nin dış politikası adına. İşte 80 darbesini hatırlıyoruz, 70'i de hatırlıyoruz, 15 Temmuz'u hatırlıyoruz, Irak'taki darbeyi hatırlıyoruz, Suriye'yi hatırlıyoruz. Yani Kaddafi, bunların hepsi NATO'nun Gladio denilen
harp teknikleri içerisinde bulunan darbe usulleridir ve toplumları değiştirip kendi emperyal sistemlerine uydurma, kendi ekonomik sistemleri içerisine alıp yok etme şekillerinden biridir. NATO tabii bu zamana kadar böyle geldi. NATO bu arada Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Amerika hegemonyasında kalmasıyla birlikte bunların zayıfladığını gördük biz. Yani son Ukrayna-Rusya çatışmasında özellikle Avrupa'nın silahlı kuvvetler anlamında, savunma sanayi anlamında Türkiye'nin çok daha gerisinde kaldığına biz şahit olduk. Yani Kafkaslar'da, keza Suriye'nin kuzeyine yaptığımız operasyonlarda, Ukrayna-Rusya çatışmasında biz hep Türk sihalarının dünya tarafından konuşulduğunu gördük ve dünya harp tarihinde bir farklı yöne evrilme kuvveti ortaya koydu Türk milleti adına. Tabii Avrupa bunu gördü. Yani ABD'nin net bir şekilde NATO'yu kullanarak kendilerine ait olan askeri güçle birlikte bir harp tekniği uyguladığını gördüler. Fakat tabii geç kalınmış bir durum. Yani şu anda Avrupa teknolojisi Amerika'nın desteği olmadan ne NATO'ya yetebilir ne kendilerine yetebilir. Hatta Trump göreve geldiğinde hatırlayalım. İlk başlarda ne dedi? Hatta Almanya'ya parmak salladı. Dedi ki yani yeter ben sürekli NATO'yu besleyecek halim yok. Herkes dedi kendi payına düşeni verecek. Biz burada neyi görüyoruz? Trump'ın politikasında ben dedi artık NATO üzerinden gerekenleri yapmayacağım. Başka bir politikaya evrileceğim. Herkes kendi işine baksın diye Avrupa'yı terk etti. Fakat tabii Biden daha globalci bir siyasetçi olduğu için tekrardan bunları özellikle Ukrayna-Rusya savaşı başladığı anda NATO biliyorsunuz bir sarsıntı geçirdi. Ne oluyoruz dedi. Kuvvet anlamında bir sorgulamaya geçti. Kimse Ukrayna'ya Amerika'nın bildirisine rağmen yardım yapmadı. Daha sonra neyi gördük? Amerika Birleşik Devletleri tekrar bir kuvvet ortaya koydu ve NATO çerçevesinde Ukrayna-Rusya çatışmasını da kullanarak gücünü tahkim etti. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Fakat Avrupa ve NATO da şunu da gördü. Doğu'da önlenemez bir büyüme var. Özellikle Rusya ve Çin ekseninde. Özellikle Çin'le girilen ticaret savaşlarını biliyoruz. Siyonist sermayenin, dünyanın kapitalinin oraya kaydığını net bir şekilde okuyoruz. Bunun karşısında da sınırını mecburen doğuya ilerletmek zorunda kaldı ve İsveç ve Finlandiya noktasına gelindi. İsveç ve Finlandiya noktası da tabii Avrupa'nın özellikle Orta Doğu ülkelerine uyguladığı terör konusu olduğunda çiben başı iki ülkedir. Hem ekonomik anlamda hem ideolojik anlamda beslendikleri ve korundukları yerlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki politikası baştan beri belliydi. Terörle ilgili hususlar noktasında. Keza NATO'ya gittiğinde de aynı argümanlarla ve kırmızı çizgi dediği şartlarla gitti. Eksiktir, fazladır. Şimdilik işte şey vardı ya, yetmez ama evet. Şu anda yetmez ama evetteyiz. Yani Rus şey noktasında, Finlandiya ve İsveç noktasında yetmez ama evet noktasındayız. En azından ben öyle düşünüyorum. Önemlidir FETÖ'nün, PYD, YPG veya PKK'nın bundan sonra kullanabileceği herhangi bir isimdeki örgütün terör örgütü sayılacağı noktasında en azından NATO'nun genel argümanlarına girmese dahi iki ülke bazında bu toplantı neticesinde tüm ülke devletleri burayı izledi. Evet. Tüm dünya burayı izledi. Bu Türkiye açısından bir kazanımdır. NATO'nun Türkiye ve Türkiye'nin NATO açısından açıkçası önemi ortaya çıktı. Tabii burada şuna dikkat etmekte fayda var. NATO özellikle genişleme politikasıyla 2040 noktasında bir yeni strateji oluşturuyorlar. Türkiye NATO'nun genişlemesine dikkat etmek durumundadır. Genişlemiş bir NATO, kuvvetlenmiş bir Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin zararınadır. Bize fayda getirmez. Bu tür işlerde biraz da beklemekte fayda var. Parlamentodan geçer mi geçmez mi onu göreceğiz. Biz hem iktidarımızı hem milletimizin iradesini yansıtan meclisimize bu noktada güveniyoruz. Fakat ben şunu da söyleyemem. Yani
NATO'dan çıkalım noktasında bir duruş ortaya koyamam. Evet, NATO Türkiye'ye zarar veren örgütlerin birincisidir. PKK'dan bile tehlikeli. Çünkü PKK oradan çıkma bir örgüttür. Bunda hemfikiriz. Fakat öyle bir sistematik var ki dünya jeopolitiğinde kuvvetli bir bloğa yanaşmadan, orayla işbirliği yapmadan hem farklı kuvvetlerin karşısında duramıyorsunuz, hem de kendinizi o örgütün, NATO'nun kendisinden koruyamazsınız. Türkiye bu politikasıyla hem NATO'dan kendisini koruyor, en azından korumaya çalışıyor. Daha koruduğunu görmedik, o net. Yani Suriye'de görmedik, 15 Temmuz darbesinde görmedik. Görmüyoruz, görmeyeceğiz de. Yunan 12 adalar konusu ortada. Bunları biz NATO'dan görmeyeceğiz, beklemeyeceğiz. Fakat bu demek değildir ki Türkiye, Avrupa en azından savunma sanayi noktasında Avrupa pazarından kopsun. Bu da bir zarardır Türkiye açısından. Denge politikası şu aşamada doğru olandır. Ben şahsım adına asla Rusya ile Çin'le Türkiye'nin kötü olmasını istemem. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun sinyallerini verdi. NATO'dan sonra yaptığı oradaki toplantıda, Madrid'deki toplantıda biz dedi, Rusya ile de uzun süredir bir işbirliği içerisindeyiz, Çin'le de işbirliği içerisindeyiz. Bu noktada hiçbir şekilde müttefiklerimizi kaybetmeyeceğiz noktasında bir duruş sergiledi. Bekleyeceğiz, süreci göreceğiz. Tabii derinlemesine inerim ama şimdilik... Evet, devam edeceğiz. Şimdi, evet, teşekkür ederim. Vatan Partisi MYK üyesi Ferit İlsever'e dönmek istiyorum. Şimdi Sayın Ertuğrul Akar dedi ki NATO misyonunu yitirdi ama yine de NATO'dan çıkalım diyemem dedi. Siz ne söylemek istersiniz Sayın İlsever? Teşekkür ederim. Önce bizlere, bütün izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi buradaki NATO'dan şu nedenle çıkmayalım, şöyle kalalım. İşte kaldıkça bazı güvenlik önlemleri alarak durumumuzu sürdürmemiz, güvenliğimizi korumamız mümkün olabilir falan filan. Yani bu tür gerekçelerin hepsi Figen Hanım, zaman, Türkiye'ye zaman kaybettirmekten başka bir şey değil. Hı hı. Tamamen zaman kaybettiriyor. Tabii güç de kaybettiriyor aynı zamanda. Olayı zamana yaymış olmak. Çünkü bunun başka nedeni, Ertuğrul Bey de zaman zaman konuşmalarında değindi. NATO bir saldırgan örgüt. Merkezinde Gladio'nun bulunduğu, Amerikan derin devletinin bulunduğu ve Amerikan emperyalizmini bütün dünyayı tahakküm altına almak için işte sömürü, baskı vesaire, ne diyordu? Dünyanın efendisi olacağız. Tek efendisi dünyanın. Yani bunu uygulamak için, bunu hayata geçirmek için var olan, varlık nedeni bu olan bir örgüt. Yani bunun dışında NATO'nun hiçbir görevi ve misyonu yok. Amerikan emperyalizminin, derin devletinin, o Gladio'nun, evet, bütün dünyayı Amerikan emperyalizminin tahakkümü altına tutmak için kurulmuş başından beri, Turmanlar, Marshall planları falan filan o dönemden beri bu amaçla kurulmuş ve bugün de misyonunu tamamen bu amaçla sürdüren bir örgüt. Yani dolayısıyla burada bakın, yani bir de şunu söyleyeyim, bu sadece Türkiye karşı böyle değil. İşte biz 70 yıldır bu örgütten kaynaklı darbeler, suikastlar, sabotajlar, şunlar, bunlar, her şeyle uğraşıyoruz. Tamam. Bununla en çok muhatap olan, karşı karşıya olan ve bununla savaşan ülke biziz, Türkiye. Ama bu sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdit merkezi değil. Sadece bu da değil. Yani bunu işte Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle ta 60 yıl önce söylemiş. Esas olarak NATO üyesi ülkeleri denetlemek üzere kurulmuş bir örgüt. Bakın bu Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Yani sadece Türkiye değil, bütün NATO üyeleri, Avrupa ülkelerinin tamamını aynı zamanda Amerikan emperyalizmi adına denetlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt. Varlık nedeni bu. Bütün faaliyet, bütün misyonu da bu. Yaptığı her şey de bu. Yani dolayısıyla özellikle geldiğimiz son aşamada Amerikan emperyalizminin
peş peşe aldığı yenilgilerden sonra vesaire ve özellikle de Rusya Federasyonu'nun bu Ukrayna operasyonu sonrasında verdikleri karar NATO'yu işte doğuya doğru genişletmen, büyütme, Finlandiya, İsveç vesaire gibi ülkelerle ve sadece Rusya'yı değil, aynı zamanda bugün bildiği kadar Amerikan emperyalizmine tavır alan Türkiye'yi ve Türkiye hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti'ni aynı zamanda ve tabii Ukrayna operasyonunda oldukça başarılı ilerleyen Rusya'yı kuşatma siyasetinin hedefinin bir somut ifadesi. İsveç ve Finlandiya olayı bu. Yani şimdi burada gerçek bu. Bunun altını çiziyorum tekrar. Türkiye ve Rusya başta olmak üzere aslında tabii aynı zamanda Avrupa ülkelerine de bir tehdit. Ama öne çıkan özellikle Amerikan derin devletine karşı tutumlarıyla öne çıkan bu iki ülke son derece önemli. Tabii son stratejik konseptte buna Çin'i de hemen hemen tamamen olmasa bile büyük ölçüde eklemiş oldular. Yani dolayısıyla bugün insanlık Asya merkezli ülkelerle, Türkiye, Rusya'nın vesaire dahil olduğu ülkelerle yeni bir medeniyet, yani yeni bir uygarlığa, bir özgürlük, bağımsızlık çağına ilerlerken ve Amerikan emperyalizminde gümbür gümbür çökerken o Gladio derin devletinin, o Amerikan derin devletinin son bir operasyonla, son bir hamleyle, son bir çırpınış diyeyim hatta doğuya doğru genişleyerek bu tehditlerini yoğunlaştırması. Yani bakın, işin gerçeği bu. Gerçek buyken burada Ertuğrul Bey'in söylediği denge siyaseti falan olmaz. Neyin dengesi? Yani Amerika ile de anlaşayım. Aynı tehditle karşı karşıya bulunduğumuz Çin ve Rusya ile de beraber olayım. Onlardan da kopmayayım. Böyle bir denge. Hayır, yok böyle bir şey. Yani bunu yaptığınız, bu yönde adım attığınız ve bu yöndeki bütün kararlarınız ve uygulamalarınızın hepsi Amerikan emperyalizmine yarıyor. Ben size söyleyeyim. Ona zaman kazandırıyor. Onun çöküş sürecinde onun hızlanması gereken bu aşamada, bu ortamda ona zaman kazandırıyor. Bu tür politikalar. Yani dolayısıyla bunlara hiçbir şekilde katılmıyorum. Katılmamız da asla mümkün değil. Onun için de sizin de özetlediğiniz gibi Vatan Partisi olarak bugün 60 yıldır, 70 yıldır söylediğimiz gibi derhal NATO'dan çıkalım, bu örgütü dağıtalım. Yani dağıtılmasının önünü açalım daha doğrusu. Ve bütün dünyaya karşı, en başta da bir Türkiye, Rusya, Çin, bir kez daha altını çiziyorum. Bu saldırı merkezinin elini kolunu bağlayalım, çökertelim burayı. Esas mesele bu. Yani dolayısıyla NATO'dan çıkma dışındaki her şeyi uygulama, yani içinde kalarak işte vetolarla, şunlarla, bunlarla falan filan bizi sadece oyalar. Yanlış yapmıştır hükümet Finlandiya ve İsveç konusunda da. Yani orada tam tersine o mutabakat metnini hazırladığı toplantıda ve ona da toplantısında çıkacak Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Cumhurbaşkanı, arkadaş bu saldırgan bir örgüttür. İşte İsveç Finlandiya adımlarıyla falan filan bu saldırganlığı yeniden pekiştirmek kafasındadır. Onun için bunu kabul etmiyoruz, karşı çıkıyoruz ve NATO'dan çıkıyoruz. Bakın, şunu söyleyeyim ben Figen Hanım. Türkiye bu kararı alsın, ya inanın Avrupa ülkelerinin çoğu bu kararın eşiğinde. Ama ya bunlar hepsi kapitalist ülkeler. Gelişmiş Türkiye'yi ülkeler mi vesaire. Bekliyorlar NATO'dan çıkmak için bazı Avrupa ülkeleri demek istiyorsan? Ya tabii mesela yani hangi ülkelerden bahsediyoruz? Ön atılacak bir, tabii bütün ülkeler, ben bütün Avrupa için aşağı yukarı hepsi için söylüyorum. İngiltere hariç. Yani İngiltere bugün Amerikan emperyalizmiyle yan yana da büyük ölçüde, o da tamamen değil ama %90 oranında beraberdir ve esas olarak bunlar kontrol ediyor. Onun dışındaki bütün Avrupa ülkeleri de rahatsız. Bakın, hepimiz biliyoruz. Gidelim görelim, yakından inceleyelim Avrupa ülkelerini. En büyük şikayetleri, yıllardır bu, özellikle de son 10 yıl içinde, en büyük şikayetleri işte NATO'nun, Charles de Gaulle'un ifade ettiği Avrupa ülkelerinin denetim aracı olması. En büyük şikayetleri bu.
NATO merkezindeki Gladio tarafından Avrupa ülkelerinde yönlendirilmesi, etkilenmesi ve denetlenmesi. En büyük şikayetleri bu. Niçin Avrupa ordusu diye bir şey icat ettiler? Niçin Avrupa ordusuna yöneldiler? Niçin NATO varken, NATO bütün Avrupa ülkelerini kapsıyor değil mi? Varken niçin buraya yöneldiler? Burada şunu da söyleyerek tamamlayayım sözlerimi yarana. Özellikle bu Avrupa ordusuna yönlenme ve NATO'dan şikayet meselesi Amerikan emperyalizminin 2015'teki NATO'ya özellikle Varşova toplantısından sonra NATO darbesi, NATO'ya yönelttiği darbe sonrasında yoğunlaştı ve gelişti. Ha tabii NATO hatırlayalım, biliyoruz hepimiz. Kurulduğu 1949'dan itibaren Quint diye adlandırılan, evet 2000'li yıllara kadar 5-6 ülke tarafından Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya tarafından yönlendirilen, bunların topluca yönlendirdiği ama tabii yine Amerikan Birleşik Devletleri'nin ön planda olduğu, başı çektiği bir yapılanma ve evet hem Avrupa ülkelerini denetliyor hem bir de bütün Batı Asya, bizim bölgemiz ve ta Asya'ya kadar uzanan ve bütün dünyada bir hakimiyet aracı. Tamam böyle. Ama özellikle Afganistan yenilgisi, işte Suriye, Irak'taki çırpınışları, peş peşe attığı geri adımlar, özellikle Trump döneminde Amerikan emperyalizmi için ve Pentagon için bir son oldu. Peki. Ve 2015 Varşova toplantısından sonra resmen şeye NATO merkezine, NATO içinde bir Amerikan darbesi, bir Gladio darbesi gerçekleştirdiler. Peki. Bakın o Queen diye adlandırdıkları 5 ülkeyi dışladılar. Bütün yönetimin tamamı, ha bakmayın siz şeyde NATO parlamenterler asamblesi, bilmem NATO konseyi, NATO'nun yönetmeliklerine göre bunlar karar verir esas olarak. Yani topluca karar verir. Ama bu bir hikaye. Özellikle 2015 ABD darbesinden sonra tamamen kontrol Amerikan derin devletinin eline geçmiştir. Hemen o ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu toplantıda da 2015 yılında Rusya Federasyonu bir tehdit olarak ifade edilmiş ve altı çizilmiştir. Şimdi bugün herkes işte Amerika yeni Rusya'ya karşı ve bu stratejik konseptte ilk defa Rusya şey. Hayır, doğru değil. O tarihten itibaren NATO'nun tamamen Amerikan derin devletinin kontrol altına alındığını ifade etmek istiyorum. İşin gerçeği budur. Buna biz Queen, içinde Queen darbesi diyoruz. Yani o 5-6 ülkenin oluşturduğu NATO yönetiminde Amerikan darbesi. Peki, hemen şunu hatırlatarak tamamlayayım. Bu son toplantının sonrasında işte Fransa'nın Nice'de patlatılan bomba, bu darbenin ilk uygulaması. İkincisi de birkaç gün sonra Türkiye'de yapılan 15-16 Temmuz Fethullahçı Gladio darbesi. Ya bunlar hepsi bunların kanıtları işte. Yani bu ortamda şunu söylemek istiyorum. Vakit kaybediyoruz. Yazıktır. Yok bekleyelim şeyi, İsveç, Finlandiya aldığımız kararlara uysun. Onları takip edeceğiz. Buna göre meclise bunların üyelik konusunu getireceğiz ya da getirmeyeceğiz. Ben de şöyle tamamlamak istiyorum. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunlar İsveç, Finlandiya vesaire hangi kararları alırsa aslında Türkiye hükümeti, evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine NATO konusunu getirmeli ve bütün partileri, bütün meclisimizi NATO'dan çıkmaya çağırıyorum. Peki, alınacak karar bu, karar budur meclis. Teşekkür ediyorum. Bakın bunun arkasından bütün Avrupa ülkelerinin meclislerinde de benzer kararlar olacak. Peki, ben teşekkür ederim. Sever. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Devlet Eski Bakanı Sayın Akarcalı'ya söz vereceğim. Hükümet yanlış yapmıştır dedi Sayın İlsever ve Türkiye çıkarsa eğer NATO'dan arkasına bütün Avrupa, belki İngiltere dışında bütün Avrupa ülkeleri çıkacaktır dedi. Katılıyor musunuz? Kesinlikle katılıyorum. Hayalden öte bir şey. Bu konuda iki deneme oldu. Biri de gol zamanında takip etmedi. İkincisi NATO'nun askeri kanadından çıkmasından sonra oldu. Kimse sarkıcı zamanda geri döndüler. Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiştir dedi. Ondan sonra Tayyip Bey'den başka kimsesi, kimse tepki göstermedi. Avrupa NATO'yla son derece rahat. Avrupa içinde Amerika Amerika'nın da bir silah pazarıdır. Karşılıklı olarak çıkarlar diye oturmuş. Buna karşın bunu da söylediğim, NATO'ya yönelik eleştirilerin tümüne katılıyorum. Bu ayrı bir şey. Türkiye'nin çıkarına gelince bana göre
Türkiye'nin Amerika'ya karşı, Amerikan saldırganlığına karşı güvenliğini sağlayan kuruluş NATO'dur. NATO, Türkiye'yi Amerika'ya karşı koruyan bir kurum halindedir şu an içinde olduğumuzda. Hatta ona rağmen ki ben söylemiyorum, yazdım ben de zamanında. En son değerli dostum Nasuh Maruf'un de bu yönde bir yorumunu okudum. Amerika hala Türkiye'ye şu veya bu şekilde bir saldırı hazırlığındadır. Yunanlıların sürekli tahrik etmesinin altında yatmak. Ve bu tahrikle Yunanlılar gaza gelip 1919'da geldiği gibi Türkiye'ye bir saldırı planlayıp karşılığını aldıkları anda da Amerika'nın Yunanistan'la ile özel savunma anlaşması ve NATO dışından Türkiye'ye karşı müdahale yapabileceğini Milliyet'teki köşe yazımda da yazdım. Bu yazıların hepsini elçiler falan da okuyor. Amerikan elçiliği zaten şu anda iletişimsizlik merkezi gibi. Ne ses çıkıyor, ne tepki veriyor, ne bilmem ne seyresi aykırı. Ama NATO'dan çıkmış konusuna gelince kesinlikle hayır. Çünkü orası Türkiye'nin, yalnız Türkiye'nin değil, Türkiye'nin arkasında olan millet ve halkların hiç olmazsa içinde olarak sorunlarını dile getirebileceği, o ülkelere yönelik önleyebileceği tek yer. Her harekatta Türkiye'nin vetosu olabilir. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkenin arkasında esas NATO'da destekçiler var. Başta Macaristan falan olmak üzere. NATO'nun saldırganlığını, daha doğrusu Amerika'nın saldırganlığını önleyebilecek, dinleyebilecek bir şekilde. Peki Türkiye'nin buna gücü yetiyor mu? Şimdiye kadar bu konuda iradesini tam ortaya koyduğunda, arkasında da milleti olduğunda bu yetiyor. Türkiye'de eksik olan NATO'ya karşı, özellikle Amerika'ya karşı diyeyim dolayısıyla NATO, muhalefetin eziklidir. Yani Türkiye'yi Amerika'ya karşı satan muhalefetin kendisidir. Ne zaman ki Biden ondan sonra ben bu hükümeti devireceğim, yerine muhalefete getireceğim dedi, o günden beri Türkiye'deki muhalefet baygın muhalefet oldu. Yani kelime oyunu yaparsak Biden'la baygın diyerekten Biden'a bayılan bir muhalefet oldu. Şimdi Türkiye'nin en temel konularında biz muhalefetin herhangi bir desteğini gördük mü? Yani destek verirsem hükümete yarayacak diyerekten. Karabağ gibi yani millinin ötesinde bir hakkı aramada eski büyükelçi olan CHP'nin sözcüsü Türkiye'yi suçluyor. Suriye'den yapılmış olsa bir kere yapılmadı. Yalan söyleyerek ondan sonra Türkiye'yi ifşa etmeye kalkıyor. Suriye'den oraya asker gönderdiler diye. Ya ona ihtiyaç mı var? Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Azerbaycan için Karabağ'da çalışacaksın diye gönüllü arasalar ondan sonra haftalarca isimleri yazmak yetmezdi. Şimdi dolayısıyla NATO olayına daha serin kanlı bakmak gerekir kanaatim. Doğrudur. NATO Amerika'nın bir enstrümanıdır, bir aletidir. Enstrüman kelimesini kullandığım için Sayın Perinçek de bana kızmasın, doğrudur. Yabancı kelime kullanmayalım. Fakat biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye'nin NATO'dan çıkarak buralarda tek başına kalması arkasından başkalarının gelmesini kesinlikle sağlamaz. Bu gerçekçiliği söyledim. Çünkü neden? Bakın, dün Türkiye kadar Avrupa içinde belirli bir konumda olan, belirli bir güce erişmiş vesaire ikinci bir ülke yoktur. Olan da zaten Amerika'nın yanındadır. İspanya Amerika'nın yanındadır. İtalya Amerika'nın yanındadır. Her ne kadar siyaseten Fransa ara sıra ters tutup alsa da Fransız iş dünyası vesairesi tamamen Amerika'nın yanındadır. Diğer ufak ülkeleri zaten saygıma gerek yok. Bir de şunu da belirtelim, yani NATO'dan Avrupa'da çıkıp giden ülkeler varsa neden Norveç ve Finlandiya'ya girmek için bu kadar sapıklık gösteriyor? Şunu belirteyim, Avrupa'yı biz fazla idealize eden bir nesilden geliyoruz. Sayın Dilsever'le de o nesildeniz. Her zaman manşetler, gazetelerde işte biz adam olmayız, bakın Avrupa'da şöyle, Almanya böyle yapıyor, böyle yapıyor. Bu eziklikle biz bilinç altında Avrupa'da her şeyin çok daha iyi düşünüleceğini, çok daha iyi yapılacağı şeklinde bir algıya kapıldık. Ama bu bitti. Aslında artık iyi düşünen Türkiye.
aldığı kararlarla vesaire. Dolayısıyla ayrılmadığı nokta Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının bir cesaret meselesi vesaire değil. Ama ne NATO dışındakiler ne NATO içindekiler yeni bir yapılaşmaya kesinlikle hazır değiller. Şunu da belirteyim. Ben NATO'dan çıkmış olsak da Rusya'dan Türkiye'ye yönelik askeri bir tehdit olabileceğini anlıyorum. Bana göre Rus devleti tarihine de bakınca Amerika'dan daha tedbirli, daha akıllı bir devlet. Ukrayna olayını bundan hariç tutabiliriz. Kendisine ait çok güzel bir mesele. Dolayısıyla bunu tekrar edeyim. NATO bizi, NATO için NATO üyeliğimiz ve Amerika'nın saldırılığına karşılık oluyor. Nispeten büyük ölçüde ama buna rağmen evet. Tarih görülmemiş bir şekilde ittifak içerisinde olan bir üyeye karşı diğer iki üyenin yani Yunanistan'la Amerika'nın ayrı bir savunma işbirliği anlaşması yapmış olması hakikaten ayıp durum. Bu herhalde Kosova'ya karşı yapılmadı, Arnavutluğa karşı yapılmadı, Kuzey Makedonya'ya karşı yapılmadı, Bulgaristan'a karşı da yapılmadı, İtalya'ya karşı da yapılmadı, Çin'e karşı, açık ve seçimde karşı. Yani bunun altında esas ne vardır, ne yoktur ve bu aymazlığı biz NATO içinde nasıl dile getirip açık bir şekilde tartışabiliriz. Başkanımız bunu sık sık dile getiriyor ama daha da açık açık ortaya koymak lazım. Amerika'ya karşı. Sen kurduğun 5 tane büyük turistle Yedi Ağaç'tan Rodos'a kadar tam yarım ay şeklinde ekliği aplık altına almış. 10-15 tane daha ufak üsler tutacak. Artı o 5 üsse bedel 7. filo Akdeniz'de kime karşı kullanacaklar? Zaten Rusya'nın Karadeniz'den Türkiye izin vermedikçe savaş gemilerine Akdeniz'e, Ege'ye indirme imkanı yok. Cebel-i Tarık Vadisi'nden girmeye kalksalar eserin koskoca 7. filon var. İspanya var, bir İngiltere var. Onu orada durdururlar. Akdeniz'deki bu kadar büyük bir ne işe yarayacak? Türkiye NATO içinde sürekli bunları sıkıştırabilir. Yani Amerika'nın NATO ülkelerini ve NATO'yu kuvvetli hale getireceğim diyerekten bölgede başka amaçlara yönelik olarak silah yığmasını biz NATO içinde sokacağız. Onun dışında değil. Bu konuda da belki hani Çin'e geldiği için bize dost olduğundan değil, Fransa biraz destekçi olabilir, Macaristan destekçi olabilir. Ama arada dünyada nasıl desem, siyasi felsefede de yerler değişti gibi. Şimdi Türkiye'de emperyalist kelimesi sol jargonda, sol terim geçmişti. Uzun bir süredir sağ kesim de bunu doğru bir şey. Yani bu yanlış yapılıyor anlamında demiyorum. Geçmişte hakikaten Türkiye'de sağ kesimde siyaset yapanların bu konudaki davranışları çok Amerikan yaklaşımıydı, Amerikancıydı. Ama zaman içinde bunun yanlışlığını gördüler. Bugün sağ kesimde olan yazarlar, şirketlerde emperyalist kelimesini rahatlıkla konuşuyorlar. Benzer değişim Amerika'da da var. Şimdi Trump iktidara geldiğinden itibaren yeteri kadar dışarıda para harcıyoruz, askeri harcamalarımız artıyor. Ben askerlerimi geriye çekeceğim dedi ve NATO'yu da bir yerde ufaklayacağını söyledi dolaylı olarak. Ben yeteri kadar para veriyorum, bundan sonra kendileri para versinler diyerekten NATO'dan uzaklaşma demeyeyim de NATO'ya öncelik vermeyeceği şeklinde açık seçik beyanları oldu. Oysa ki geçmişte Cumhuriyetçiler özellikle, yani sağ kesim NATO'ya her açıdan sahip çıkarlardı. Askeri harcamaların artması vesaire. Biden'la birlikte bu değişti. Biden gelmeden önce ve geldikten sonra da Amerika yeniden dönüyor diyerekten işte Avrupa'ya, NATO'ya sahip vesairesi olaylarını gördük. Bunları da biraz tabii hani siyasi felsefe konusunda kafa yoranların da düşünmesi gerektiği evet. NATO'yu biz kendi çıkarlarımızda bize umut bağlamış olan ülkelerin başına sorun gelmemesi için, Amerika'nın saldırganlığını önlemesi için kullanabilecek bir kurum olarak görüyoruz. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Akarcalı. Özcan Yeniçeri'ye bırakacağım şimdi sözü. Hocam siz üç konuğumuzun
söylemleri üzerine nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Her üç konuk da şunu açıkça söyledi. Yani NATO'dan kaynaklanan tehdidi konusunda herkes müşterek. O çok açık ve net. Ancak Türkiye'nin takınacağı pozisyon konusunda bir ayrım söz konusu. Gerçekten burada Sayın Akarcan'ın dediği gibi soğukkanlı davranmak zorundasınız. Sonuçta NATO'dan çıkma sizin iradenizle ilgili bir konu. Oturursunuz, maliyet fayda analizi yaparsınız. Buradan çıktığımızda riskimiz nedir? Kaldığımızda faydamız nedir? Buna bakarsınız, ona göre karar verirsiniz. Ülkeyi yönetenler, devleti yönetenler hiç kuşkusuz bu maliyet fayda analizini yapmışlardır. Bu riskin ne olduğunu ya da kalmanın sağlayacağı yararın ne olduğunun bilançosunu, hesabını, kitabını yapmış, ona göre hareket ettiklerini düşünmek lazım. Şimdi çok açık ben şunu söyleyeyim, NATO aslında gerici bir kuruluş. Yani soğuk savaş dönemi bir enstrümanı. Ve dolayısıyla bir zamanlar Batı ve Doğu vardı. NATO Batı'yı temsil ederdi, Sovyetler Doğu'yu temsil ederdi. Bir zamanlar kapitalist, komünist kutuplaşma, gruplaşma vardı. Kapitalizmin temsilcisi NATO'ydu. Komünizmin temsilcisi de bu yönü itibariyle işte Rusya'ydı ve Varşova ve NATO paktı vardı. Bunlar işte güvenlik ittifakı olarak teşekkül ve tekemmül etmişti. Dolayısıyla bu iki dengede şunu gördük. Şu anda Varşova paktı yok. Şu anda bir komünist tehdit yok. Sovyet yayılmacılığı yok. Sovyetler ortadan kalktı. Ve şu anda Batı-Doğu tartışması da globalleşme ve küreselleşme bağlamında yeni bir boyut içerisinde tartışılır oldu. Dolayısıyla bizim şu anda geçmiş dönemin şartlarını aynen devam ettiğini düşünerek bugün aynı kurumları sürdürüyoruz. Bunu ben mi söylüyorum? Hayır. Başkaları da söyledi. Dediler ki işte NATO'ya yeni bir misyon lazım. Yeni bir misyon lazım derken NATO'nun meşruiyetini bir takım tehditlere bağlamak gerekiyordu. Margaret Thatcher'ın ifade ettiği gibi bu tehdit Sovyet Bolşevizmini yendik. Yeni Bolşevizm İslamizm'dir. İslamizmi de yeneceğiz şeklinde bir ifadeyle ortaya çıktı. Onun arkasında işte Henry Kissinger dedi ki bundan sonra savaş bizim de Müslümanlar veya bizim de komünistler arasında değil, Müslümanlarla Müslümanların kendi arasında olacaktı dedi. Yani bir devi medeniyetler içi bir çatışmaya yönelik bir yaklaşım tarzı ortaya koydu. Yani Sovyetlere, Amerika'ya yapılan en büyük kötülük aslında Sovyetlerin dağılmasıydı. Sovyetler dağıldığında Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun varlığını sorgulayanlara karşı artık önce dedi ki ya yeşil sarı tehdit var dedi, çili gösterdi. Sonra bir süre sonra sarı tehditin yerine yine Amerika Birleşik Devletleri bu sefer yeşil tehdit yani radikal İslam var, onunla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun için böyle bir güvenlik örgütüne ihtiyaç var dedi. Bugün gelinen aşamada işte onların Büyük Arap Baharı'nın ortaya çıkması, Büyük Orta Doğu Projesi'nin ortaya çıkması, son zamanlarda işte İbrahim Dinler Projesi'nin ortaya çıkması, bakın bunların hepsi Amerikan modeli ve Amerikan projesi. Şimdi nereyle ilgili bir proje var? Orta Doğu'yla. Genellikle de İslam ülkeleri ve Orta Doğu'nun dizayn edilmesiyle ilgili bir proje, projeler sistemi var. Ve bu bölgede olan hiçbir ülkenin bu projelerden haberi yok. Bunlar edilgen, etki faktör ne? Amerika Birleşik Devletleri. Ve dolayısıyla onların koyduğu projeler çerçevesinde bölgenin bir dizayn edilmesi gibi bir çaba ve gayret içerisine giriliyor.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO bağlamında şunu çok iyi irdelememiz gerekiyor. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni stratejisini 3 esas üzerinden değerlendirmek mümkün. Birincisi, doğrudan müdahale yerine bundan sonra dolaylı müdahaleler söz konusu olmaktadır. İkincisi, ülkeleri birbirine karşı kullanmak suretiyle amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İşte Ukrayna Rusya'yla savaşıyor. Yunanistan Türkiye'ye karşı kullanılıyor. İran işte İsrail'e karşı, Irak işte, vesaire. Yani ülkelerde hep devamlı bir vekalet savaşı dediğimiz bir savaş sistemiyle götürülmeye çalışıyor ve sorumlulukları da ihale ediyor. Şimdi dünya ahlaki açıdan şunun hesabını Amerika Birleşik Devletleri'ne soramadı. Bir, dünyada ilk defa bir atom bombasını insanlar üzerinde kullanan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Bir düğmeye bastılar, 200 bine yakın insan yok oldu. Ve bunu hiç kimse sorgulayamadı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta nükleer silah ya da kimyasal silah var diye Irak'a müdahale etti. Olmadığı ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri hakim bir güç olarak bunu kimseye sorgulattırmadı. Demek ki bu düzen sürdürülebilir değil, ahlaki değil, insani değil. Bunu bir defa tespit etmek gerekiyor. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda yani gerçekten faciai milliye bir durum söz konusu. Biz müttefikiz Amerika Birleşik Devletleri ile. Amerika Birleşik Devletleri işte Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı ciddi bir biçimde silahlandırıyor ve Yunanistan'da işte konuşmacıların Sayın Akarcalı'nın Sayın Nisever'in de söylediği gibi çok ciddi bir oraya yığınak yapıyor. Oradan Girit'e aynı şekilde aynı şeyi yapıyor. Kıbrıs Rum yönetimine yapıyor. Bu taraftan Suriye'ye yapıyor. Suriye'de gücü var hala ve orada PYD PKK'ya destek veriyor. Binlerce ton silah oraya yığılıyor. Ve bizimle müttefik olması söz konusu. NATO güvenlik örgütü bizim güvenliğimizi tehdit eden terör örgütüne Amerika Birleşik Devletleri gözlerimizin içine baka baka yardım ediyor. Ve Yunanistan'a da karşı kışkırtıyor. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan doğruya Türkiye'de yine söylendi ama tekrar etmekte yarar var. Hem 27 Mayıs darbesinin hem 12 Mart'ların hem 12 Eylül'lerin arkasında olan bir ülke. Bir yerde darbe varsa orada iki tane Amerikalı vardı. Bunu hiç unutmamak lazım. Yani Musaptık'a yapılan darbenin arkasında Amerika var, CIA var, özür dilediler aradan geçen 50 sene sonra. Şili'de yapılan darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. General Noriega'yla Panamalıların dediği için onu kürsüden indirip, tahtından indirip alıp götürüp hapsana atan Amerika Birleşik Devletleri. Ha bizim burada takınmamız gereken çok ciddi bir şey var. Durum var. O da şu, biz bir meseleyi anlamak yarı yarıya çözmektir. Yani bu iş heyecanla olabilecek, yani ani kararlarla neticelenecek bir durum değil. Bu çok akıllı düşünmek gerekiyor. Biz şimdi şu anda F-16 istiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şöyle ya da böyle. Niye istiyoruz? Çünkü bölgede denge yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a yığdıkları yüzünden, Fransa'nın yığdıkları yüzünden, silahlar yüzünden, Türkiye'nin aleyhine bir durum ortaya çıkma ihtimaline karşı Türkiye F-35'leri vermeyen Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16'lar istiyor. Ve dolayısıyla burada Türkiye'nin çıkarı nedir? Türkiye kendi güvenliğini kendisi bugünkü şartlar içerisinde gerçekten birden fazla ülkeye karşı özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkeye karşı onu tam cepheden karşı karşıya geldiğinizde
koruyamayacak durumdaysa dikkatli, ihtiyatlı, itinalı hareket etmek lazım. Ne zaman ki Türkiye'nin gücünün gölgesi NATO'nun üstüne düşer, o zaman dayatırsınız. Ya bunu yapacaksınız ya da bizim sizin de işimiz olmaz dersiniz. Ama yarın siz çıktınız NATO'dan, devresi gün bütün ekonomik yönden musluklarınızı kapattılar. Avrupa karşınızda duvar gibi ördü. Bırakın şeyi silahlı. Öbürsü gün bir de bakarsınız ki muhannete muhtaç olacak halk sokaklarda ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Yani Amerika'nın bu konuda çevirmeyeceği entrika yok. Evet. Bunu çok dikkatli halletmek lazım. Bir, son olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi Namık Kemal 1840'da doğdu. 1888'de de vefat etti. Namık Kemal ömrünün belirli bir bölümünde bu gidişle Osmanlı Devleti yıkılacak der. Ona devamlı sonradan sorarlar. Üstad sen Osmanlı Devleti yıkılacak diyorsun ama bak işte 10 sene geçti, 15 sene geçti. Hala yıkılmadı diye sorduklarında söylediklerinde şunu söyler. Der ki 600 senede kurulan bir devlet 60 senede ancak yıkılırdı. Siz de çok ciddi iç içe geçmişsiniz. Evet. Birçok kurumunuz, kavramınız bütünleşmiş. Bunları ayırmanız zaman alacaktır. Bunu da göz önünde tutmak gerekir. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yeniçeri. Kısa bir araya gidiyoruz. Karşınızdayız. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Haber merkezi devam ediyor. İlk konu başlığımızı tamamladık. NATO'dan çıkasını konuklarımız karşılıklı olarak farklı görüşlerini belirttiler. Şimdi bir diğer konu başlığını açacağım. Türkiye-Suriye operasyonu öncesi İran Dışişleri Bakanı geldi biliyorsunuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Görüşmenin detaylarını da Esat'a iletti. Şimdi Esat'a iletti. Ondan sonra şöyle bir konu geldi gündeme. Acaba dedik ki Türkiye-Suriye ilişkileri masaya yatırılıyor ve olumlu bir şekilde ilerler mi? Özellikle Suriye operasyonu öncesi ne diyorsunuz? Sayın Ertuğrul Akar, buyurun sizinle başlayalım. Türkiye özellikle Suriye politikasında tabii belli başlı tezleri vardı. Fakat günün sonunda yanıldığını gördük. O dönemde biz daha itidalli davranılması gerektiği noktasında görüşlerimizi beyan ettik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunduğu jeopolitik hem hızlı karar vermeye gerektiriyor, hem mutedil karar vermeye gerektiriyor. Yani acele ve yanlış karar verirseniz, bugün olduğu gibi her anlamda problem yaşarsınız. O dönem Başbakanlık görevinde olan, Başbakanlık görevinde veya Dışişleri Bakanlığı görevinde olan Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinlik tezi vardı. Tabii profesör unvanına sahip, akademisyen, kendi çalışma arkadaşları var. Üniversitelerden, STK'lardan doğal olarak hükümetimizin siyasi politikalarına şekil veren her türlü argümanı kullanarak bir karar verildi. Biz gene ısrarla dedik ki, tamam Esad noktasında bireysel olarak devlet muhatap olmayabilir. Bunda hiçbir problem yok. Fakat orada hali hazırda Rusya ile birlikte yürüyen bir rejim var. Ve 20 yıla yaklaştı sanırım. 12-13 sene oldu. Hala devam ediyor. Ve Birleşmiş Milletler tanıyor. Hala tanıyor. Ve bir değişiklik yok burada. Ne oldu? Göçmenlerle ilgili sorun yaşamaya başladık. Ticaretle ilgili sorun yaşamaya başladık. Jeopolitik anlamda, jeostratejik anlamında bir türlü oturtamadık yörüngeyi.
Fakat günün sonunda nihayet devletlerin, yani hükümetlerin değil, fakat devletlerin yapılarının, idari yapılarının iletişime geçtikleri ve süreci belli bir yörüngeye oturttukları noktasında artık toplumumuzda hemfikir ve içimiz rahat şekilde süreci izliyoruz. Bölgeye şu anda öyle bir pozisyona geldi ki tek bir kuvvetin yansımasını göremiyoruz biz orada. Şu anda bölgede bir kere İran çok güçlü. Yani İran'ı göz ardı edip hesaba katmadan Suriye'de bir anayasa değişikliği, bir hükümet değişikliği veya herhangi bir revizyona mümkün değil, gidemezsiniz. Tabii bunun farklı dinamikleri de vardır. Ne var? Mezhepsel yaklaşımlar çok kuvvetli. Sınırdaş olmaları hasebiyle ticari ilişkiler, askeri münasebetler çok iç içe geçmiş ve sağlam bir şekilde yürüyor. Yıllardan beri Rusya'nın Suriye, İran, işte Çin, Şangay Beşisi dediğimiz bir Doğu bloku oluşumu söz konusu ve Suriye orada en önemli unsurlardan birisi. Hem enerji kaynakları hem geçiş koridorları olması sebebiyle Suriye'de Rusya şu anda hem askeri anlamda hem enerji anlamda hem stratejik anlamda özellikle Suriye'nin, Rusya'nın Akdeniz stratejileri noktasında asla vazgeçemeyeceği bir konum haline geldi Suriye. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken şey uluslararası sözleşmelerin belli bazı unsurlarını gözeterek, dikkate alarak, çünkü biz hem Birleşmiş Milletler noktasında dahil bir ülkeyiz, hem NATO'ya dahil bir ülkeyiz. Fakat ne Birleşmiş Milletler'in ne NATO'nun Suriye'ye Türkiye lehine dahil olmadığını gördük. Yani Türkiye'nin zararına olabilecek her dönemde buna müsaade ettiler. Bu dönemde Rusya ile birlikte Türkiye orada çok dengeli, bazı noktalarda işbirliğine gidilerek ama bazı noktalarda da stratejik anlamda fikir çatışmalarının olduğu noktasında bir çalışma var. Tabii biz şunu beklemiyoruz. Dış politika açısından bu çok mantıklı bir düşünce olmaz. Rusya ile beraber her şeyi birlikte götürelim, her fikrimiz uysun, her stratejimiz böyle, dış politika böyle olmaz. Tabii ki onların da orada stratejileri var. Özellikle Rusya'nın İmparator Çarlık'tan bu yana Akdeniz'e açılma stratejisi var. Tabii İran'ın bizimle birlikte yürüttüğü işbirlikleri var. Bugün yapılan işte Sayın Cumhurbaşkanımızın İran'la olan görüşmeleri, Esad'a bir bilgi göndermesi falan belli bir stratejiye oturuyor. Fakat ben her zaman şunu söylüyorum. İran ve Rusya, Türkiye olmadan, üçlü devlet olmadan Suriye'de hiçbir şekilde bir politika yapılamayacak. Bu netleşti. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Fırat'ın batısından süpürülüp atıldıktan sonra bu üç devletin oradaki tahakkümü belli oldu. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihten bu yana hiçbir zaman emperyal bir zihniyete sahip olmadı. Evet, yayılımcı anlamda büyümeyi teşvik eden bir politikamız var. Fakat sömürücü, emperyalist bir sistemin aleti hiçbir zaman olmadı. Bu Suriye'de de böyledir. Suriye'de de biz her zaman hem yaptığımız askeri operasyonlarda hem Suriye'nin kuzeyinde o Fırat'ın batısında yaptığımız yerleşkeler açısından hep orada insanların ailelerine tekrar kavuşması, yerleşim yerlerine geri dönmeleri, hem Türkiye'nin demografik yapısını rahatlatmak, ekonomik yapısını rahatlatmak hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve toplumsal bütünlüğünün inşasında yardımcı olma konusunda Türkiye bir çaba sarf ediyor. Bu iş kısa süreli bir iş değildir. Yani insanlar şunu istiyorlar, kamyona yükleyelim, götürelim. Sayın Kılıçdaroğlu, yani sınırın önünde anahtarı verseniz sınır kapısını bulmaz, gider kapı arar. Yani evdeki kapıyı arar. Acaba kapı nasıl bir yerdir? Yani bilmez, dış politikayı bilmez. Uluslararası hukuk nedir bilmez. Siyaset noktasında cahil bir adamdır. Yani siyasi cahildir. O yüzden milletimizin
ülkemizde bulunan Suriyelilerle ilgili mutedil, sakin bir bekleyişte olmaları lazım. En önemli husus da şu, eğer biz bugün buraya gelen Suriyelilerle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun tahayyül ettiği kamyonlara doldurup gönderme işlemini yaparsak, biz bu insanları terörün kucağına atmış oluruz. Ve bu iş tekrardan kime dönecek? Tekrardan bize dönecek. Bunun tekrar olmaması için o bölgede %100 özellikle rejimle işbirliği halinde, orada sadece Rusya ve Türkiye'nin bir hat oluşturması yetmez, rejimin oraya bir kere dahil olması gerekmektedir ki oraya vatandaşlar gittiğinde ülke yönetimiyle barışıp haklarını tekrar alabilecekleri bir sistemin parçası olsunlar ve terör örgütlerine PYD, YPG, DAEŞ'in tekrardan Türkiye üzerinde bir terör aparatı olmasınlar. O yüzden muhalefetin şovanist dış politika yaklaşımlarına vatandaşlarımız itibar etmesinler. Hükümetimiz ve devletimiz belli bir strateji çerçevesinde İran, Rusya ve Suriye üçlüsüyle birlikte bir akıl çerçevesinde bu işi yürütmektedir. Bir protokol eşliğinde Birleşmiş Milletler'in de imzasının olacağı, bu insanların haklarının korunacağı, rejimin, Rusya'nın, İran'ın, Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin dörtlü bir mutabakat neticesinde ben bu işin önümüzdeki 5 yıl içerisinde, yani illa 5 yıl olacağını demiyorum, yani çünkü uzun süreli bir iştir. 5 yıl içerisinde böyle bir dörtlü mutabakat ile çözüleceğini düşünüyorum. Peki, uluslararası hukuk düzeninde zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi kamyonlara doldurup göndermek, hani belki mecazi bir metin ama böyle bir şey söz konusu mu? Bir kere bunun da altını çizmek lazım siz hukukçusunuz. Uluslararası hukuk dememe bakmayın siz. Ben niye uluslararası hukuk diyorum? Çünkü Birleşmiş Milletler'in en azından bir metne imza atarak sorumluluk noktasında belli bir seviyeye gelmesini sağlamak amacındayım. Hı hı. Yoksa uluslararası hukuk diye bir şey yoktur. Egemen güç kendi keyfiyatı ne isterse onu yapar. Niye? Çünkü görüyoruz biz Yunan sınırına gidenleri görüyoruz, İspanya sınırına, Fransa sınırına öldürülen insanları görüyoruz. Çelme takılan, düşürülen çocuklar, garibanları görüyoruz. Bu uluslararası hukuk var. Normalde bunları kabul etmeniz lazım. Bunlar ülkelerinden siyasi baskı ve savaştan dolayı kaçtılar. Uluslararası hukuk ne diyor? Bunları almak zorundasın diyor göçmenleri. Almak zorundasın ve gönderemezsin diyor. Ama almıyorsun, yetmiyor, öldürüyorsun. Öldürüyorsun. Şimdi bu anlamda eğer insani noktadan bakarsak uluslararası hukuku işletmiyor Avrupa. Biz işletiyoruz. Türk devletleri tarihten bu yana hep adalet üzere insan haklarının gelişmesi ve dünya barışı için çabalamıştır. Bugün de aynı. Uluslararası hukukun tekniği açısından soruyorsanız dediğim gibi almak zorundalar. Siyasi bir göç olduğu için sözleşme şunu emreder. Bu insanlar bir daha kendi ülkelerine dönemeyecek bir pozisyondan dolayı katledilme durumları söz konusu ise sığındıkları ülke bunları kabul etmek zorundadır. Tabi orada da Avrupa'nın ikircikli yaklaşımı var. Çünkü şu tanımlar önemli. Göçmen, mülteci, geçici sığınmacı. Hı hı. Aslında bunların tanımının hepsini Avrupa, Asya'dan ve Orta Doğu'dan göçler gelmesin, Avrupa'ya girmesin diye yapmışlardır. Normalde bizim ülkemizde yaşayan Suriye'den gelen kişiler mülteci olarak değerlendirilmesi gerekir. Ama Avrupa kendisini korumak için buna yanaşmıyor. Bana gönderme diyor. Normalde üçüncü ülkeye, mesela Avrupa'ya gittiği zaman üçüncü ülkeye gönderemez. Ama yok diyor, bak sen bu şimdi mülteci sınıfına sokarsam diyor. Siz diyor değiştirin, Uluslararası Adalet Divanı öyle bir karar verdi. Ya dedi, siz bunu mülteci sınıfına sokmayın. Çünkü bunlar Avrupa'ya gelirlerse, mülteci olurlarsa üçüncü ülkelere bunu Avrupa gönderemez. Kalacak burada. O zaman ne yapalım? Bunu kim diyor? Adalet Divanı diyor. Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organı diyor. O zaman diyor bunlara mülteci demeyin. Ne diyelim? Ya göçmen deyin, kimisini öldürün, kimisini almayın falan. Yani bu durumda Avrupa. Ya uluslararası hukuk falan yok. O anlamda kimse öyle bir şey beklemesin. Sadece mutabakat nezdinde
Avrupa'da çünkü bu noktada kendini garantiye alacaktır. Göçmenlerin geri gitmesi onların da hoşuna gidecektir. Hemen imzalayacakları bir mutabakat olacaktır. Buradaki amaç Suriyeli kişilerin devletlerine geri dönerken, vatanlarına geri dönerken can ve mal güvenliklerini korumak amaçlıdır. O kadar. Çünkü yani. Bizde de sonuçta o bölgelerde terör var. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu konudaki endişesini zaten belirtti ama güvenli bölgeyi oluşturduktan sonra geri gönderme hakkı da var. Tabii şu anda zaten Fırat'ın batısında sadece biz bu operasyonları yapıyoruz ve Fırat'ın batı kısmında tabii şu anda hani tam sağlam bir koridor oluşturuyoruz. Fırat'ın doğu tarafında şu anda PKK, YPG, PYD çok kuvvetli. Daha oraya biz adım atamadık. Oraya adım atmak için de Suriye ile işbirliği şart değil mi? Şart. Evet. Yani Suriye ile işbirliği şart. Rusya, Suriye ve Türkiye bir kere beraber çalışmak zorundalar. Evet, Türkiye, Rusya, Suriye birlikte çalışmazlarsa Fırat'ın batısındaki kısım değil, doğu kısmındaki kısımda terörü bitirme şansımız yok. Yok diyor Sayın Ferit İlsever. Siz neler söyleyeceksiniz? Katılıyor musunuz bu görüşlere? Katıldığınızı tahmin ediyorum. Evet, katılıyorum tabii. Ben öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Bakın, Türkiye bugün, demin NATO meselesini falan konuştuk, orada kaynaklanan tehditler var ama bunu daha somutlaştıralım. O işte Amerikan derin devleti özellikle 2015'ten sonra yani Türkiye'nin Gladio karşı, özellikle Fethullahçı Gladio karşı yapmış olduğu operasyonlar, tutuklamalar, 15-16 Haziran darbesinin püskürtülmesi üzerine hepsi cezaevlerine tıkıldı, bir kısmı öldürüldü vesaire ve büyük ölçüde kolun kanadı kırıldı. O Amerikan derin devletinin, Gladio'nun içimizdeki yapısı esaslı bir şekilde temizlendi. Daha tabii bitmedi tamamen ama çok ağır bir darbe indirildi. Ve buna karşı da ne oldu Amerikan emperyalizminin cevabı? İşte bütün Ege üzerinden bilmem Dede Ağaç'a kadar hatta Karadeniz'e kadar uzanan bir bölgede işte Yunanistan-İsrail işbirliği de Türkiye'yi kuşatma siyaseti. Yeni üsler, üstlenmeler Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde zaten varlar. Orada da varlıklarını güçlendirmeye çalışıyorlar ama bir ülke Akdeniz, Doğu Akdeniz ve daha Dede Ağaç'a kadar uzanan bir yoğun bir üstlenme ve saldırı tehditler ve saldırı hazırlıkları. Bunlar son derece önemli. Şimdi buna karşı evet o Fethullahçı Gladio mensuplarını içeri tıkarak bilmem ne ederek falan kalmıyoruz. Türkiye olarak diyoruz ki işte yeni bir operasyona hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ilan ediyor. Tamam. Bu belli, sınırlı bir operasyon. Ama çok belli ki esas Amerikan emperyalizminin ve kara gücü olan PKK-PYD'nin bütün güneyimizden temizleneceği, Irak, Suriye'nin kuzeyinden vesaire temizleneceği ve Amerikan emperyalizmine son darbeyi indireceğimiz Fırat'ın doğusuna, operasyona doğru bir adım, buraya doğru bir hazırlık. Türkiye bu hamleyi yapıyor. Şimdi buradaki en büyük eksiğimiz ne? Ya demin söylediğimiz o yoğun Amerikan tehdidine ve Türkiye'yi kuşatma şeylerine karşı, girişimlerine karşı. Yani biz hala Suriye ile şöyle ilişki, böyle ilişki vesaire. Burada Ertuğrul Bey'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Net bir ilişki. Tamam, İran Dışişleri Bakanı çok olumlu bir çalışma yürütüyor. Esaslı da sonuçlar olduğunu görüyoruz ve sözünü ettim. Bölgesel işbirliği konusunda da önemli bir adım oldu bu. Ve hakikaten yani Suriye'nin yanı sıra tabii Rusya ve İran'ın da buna hazır olduğunu biliyoruz. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü, milli birliği ve Amerikan emperyalizminden def edilmesi konusunda ortak bir anlayış içinde olduğumuzu biliyoruz. Ve şimdi bunu anlayışın ötesinde ve sadece İran ve Rusya Federasyonu'yla Astana mutabakatı olarak bırakmayıp hemen buraya başta Suriye olmak üzere Irak, Filistin, ta Körfez'e kadar Amerikan emperyalizminin tehdidi altında olan bütün ülkelerle Astana mutabakatını geliştirelim, işbirliğini geliştirelim.
somut, askeri, ekonomik, siyasi her alanda bunu net bir şekilde yapalım. Burada hala gitgellerle boğuşuyoruz. İki adım ileri, bir adım geri falan olacak şey değil. Hem bir taraftan da Amerika ile adeta savaş halinde olduğumuzu söylüyoruz. Bunu yetkililer açıklıyor. Evet, fiili durum budur. Adeta bir savaş durumudur gerçekten. Ve buna karşı o zaman net, kararlı tutum belirlemek lazım. Ve onun da yolu, evet, Karadeniz'den, hatta Avrasya'dan başlayıp ta Körfez'e kadar uzanan bütün bölgemizde, tabii en başta demin de söylediğim gibi Rusya, İran, Suriye, Irak olmak üzere bütün bölge ülkelerinin bölge ülkelerine somut işbirliği. Bakın Figen Hanım, şimdi bu tehdidin ne kadar ciddi olduğunu gösteren en son olay şu birkaç gün içinde Amerikan senatörü Lindsey Graham Türkiye'de geliyor, İbrahim Kalın'la görüşüyor. Arkasından Suriye'de Barzani ile, Neçirvan Barzani ile görüşmesi, pardon, Irak'ta bölgesel yönetim başkanı ile görüşmesi, tamam mı? Ve o görüşmelerde söylenen şeyler ne? Huzurdan, sükunetten, istikrardan yanayız. Yani Türkiye'nin hazırlanmış olduğu büyük ciddi operasyona karşı bir o Amerikan derin devleti Gladio, onun has elemanıdır Lindsey Graham. Hatta ben şunu da söyleyeyim. John McCain yıllarca bu örgütlenmeye önderlik etti. O öldükten sonra büyük ölçüde onun boşluğunu Lindsey Graham dolduruyor ve o götürüyor bu faaliyeti. Ve şimdi Türkiye'nin bu hazırlığına karşı bir karşı hamle şeyindeler. Girişimi, teşebbüsü içindeler. Bunu da esaslı bir şekilde incelememiz, neyin peşindeler, ne yapmak istiyorlar ve masaya yatırmamız ve gerekli bütün tedbirleri almamız lazım. Zaten bu hazırlığın en somut ifadelerinden bir tanesi adamın sadece Türkiye ziyareti değil. Dikkat edin, onun aynı günlerde İsrail'in peş peşe özellikle Rusya'nın hakim olduğu noktalarda oraya yönelik saldırıları, şiddetle artan ve yükselen bir saldırı girişimi. Yani bütün bunları dikkate aldığımızda evet, şunu tekrar söylemek istiyorum. Yani biz tabii bölge ülkeleriyle işbirliği, ama ya en başta bizi içimizden tehdit eden, bakın bizi içimizden, biz dışarıdaki Amerikan üslerinden bahsediyoruz. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde, Nedaavş'ta falan. Ya en başta kendi içimizde hala bunları barındırdığımız İncirlik, Kürecik gibi üsler. Ya buralardan bunları temizleyeceğiz. Amerika'yı, Amerikan kuvvetlerini buradan uzaklaştıracağız. Vereceğiz bir 15 gün süre, çıkacaksınız buradan diyeceğiz. Adam sadece dışarıdan tehdit edip kuşatma falan değil, içimizden tehdit ediyor ya. Peki bunlar Sayın hala İlseler, kolay mı bu kadar bunu? Geliyor, nasıl oluyor? Bunu yapmak bu kadar kolay mı? Hadi çıkın derince efendim, olacak mı? Duyamadım şeyinizi. Yani bunu söyleyince hemen bu kadar sesiniz kolay. Duyamadım, pardon. Bu kadar kolay hayata geçebilecek bir şey mi? Evet. Bunu biz sor. Büyük devlet. Evet, tabii Türkiye Cumhuriyeti büyük devlet, yapmayın ya. Kendi topraklarımızdan bahsediyoruz. Kendi askeri noktalarımızdan, üstlerimizden bahsediyoruz. Buraya gelmişiz, yerleştirmişiz ve içimizden Türkiye'ye yönelik en büyük tehdit kendi vatanımız üzerinden. Ama tabii bunlar sadece Türkiye'de değil. Bütün bölge ülkelerine yönelik tehdit. Biliyoruz Küreciğin'le İsrail'le nasıl bir misyon paylaştığını, bilmem İncirliğin ne amaçla kullanıldığını 10 yıllardır. Bunların hepsini biliyoruz. Bir taraftan biz Suriye'ye çok ciddi bir operasyon hazırlığındayız. Evet. Evet, bu ülkelerle birleşmemiz lazım, ama birleşme derken en başta bunları da tehdit eden, bu ülkeleri de tehdit eden bu üstlerdeki Amerikan varlığını sonlandıracağız. Ve ben tekrar altını çiziyorum. Madem ki iş ciddidir, tehdit ciddidir, o zaman çıkacağız NATO'dan. Bakın bu İncirlik ve Kürecik'ten Amerika'nın uzaklaştırılması, Amerikan kuvvetlerinin arkasından NATO'dan çıkma kararımızın ilan edilmesi, ben size söyleyeyim, bütün ya o NATO dediğimiz örgütün, işte burada deminden de konuşuyoruz, günlerdir de konuşuyoruz. Sadece Türkiye değil, Rusya'ya, işte besbelli bir şey apaçık ortada, Çin'e, bütün bölge ülkelerine tehdit. Amerikan derin devleti Gladio'nu tehdit ediyorsa bu NATO tehdidi aynı zamanda. Yani adamlar peş peşe, sadece Biden açıklamıyor ki, Amerikan yetkilileri açıklamıyor ki,
Türkiye'ye karşı olduklarını ve Türkiye operasyonlarına karşı olduklarını. Bütün NATO yetkilileri her fırsatta bunu söylüyorlar. Biz bir operasyon hazırlığındayız ve hala o NATO'nun içinde şey yapacağız. Hala içimizde o üsleri barındıracağız. Peki. Bakın net, kararlı tavır. Bunda ısrar ediyor. Sığınmacı konusu buyurun. Var tabii. Suriye'deki sığınmacılar, yani Suriye'de yani sığınmacı da, tekrar Suriye'ye geri dönmesi önemli bir konu ve Türkiye'nin Suriye'yle anlaşması halinde sığınmacılar önemli. Konusunda nasıl bir rahatlama yaşar Türkiye? Ya hemen, nasıl bir yükten hemen bitecek kendine? Bir konu, hemen çözülecek bir konu biliyor musunuz? Bir Türkiye-Suriye anlaşması burada. Yani ya Suriye vatandaşı bunlar aynı zamanda. Yani Suriye toprakları da hemen derhal dönecekler. Ama Suriye ile anlaşarak olacak. Orada ben bir 35 kilometre güvenli bölge yaptım. Ondan sonra oraya gönderiyorum falan. Bu şekilde olacak şeylerdir. Bunlar hep, bakın ben size söyleyeyim, hep geçici ve şey tedbirler. Yani net açık tedbirler değil. Aynı şekilde şunu da vurguluyorum. Tabii İran Dışişleri Bakanı'nın temasları çok önemli. Ama biz Suriye ile İran arabuluculuğuyla, Rusya arabuluculuğuyla falan mı şey yapacağız? İşbirliği yapacağız. Yapmayın ya. Komşumuz ve aynı tehditle, Amerikan emperyalizminin tehdidiyle karşı karşıyayız ve her fırsatta da işte Suriye'de yanı sıra tabii İran, Irak vesairede bu şey Türkiye'nin bu yöndeki aklı şeylerini, yani Türkiye'yi ya bahsettiğimiz olay Türkiye'nin bölünmesi olayı ya. Türkiye'nin bölünmesinin merkezinden bahsediyoruz. Doğrudan doğruya Amerikan emperyalizminin yönettiği ve komanda ettiği merkezden. Dağıtacağız burayı. Yani son derece doğru, haklı bir karardır. Yani sadece içimizdeki şeyleri, unsurlarını temizleyerek falan bitecek bir şey değil bu. Aynı zamanda bölgesel komşularımızla birlikte işbirliğiyle atacağımız bir adım. Yani sonuç itibariyle Viyana'nın burada sonuç itibariyle Amerikan emperyalizminin çöküşünün, yıkılışının son aşamasına gelmiş noktadayız. Ve Türkiye bir devrim döneminde. Burada atacağı, burada özetlediğim kararlı adımlarla beraber Amerikan emperyalizmine bölge ülkeleriyle beraber işbirliğiyle son darbeyi indireceğiz ve temizleyeceğiz. Bağımsızlık ve özgürlüğümüze ulaşacağız burada. Pekala. Pekala Sayın Akarcalı. Evet. Sözünüz bittiyse Sayın İlsever, Sayın Akarcalı'ya söz vermek istiyorum. Şimdi Türkiye-Suriye operasyonu öncesi İran evet, Dışişleri Bakanı geldi Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ondan sonra konuyu Esad'a iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa bir süre sonra Tahran ziyareti olacak. Burada tabii hem sığınmacı konusunun çözümü hem de Suriye operasyonu öncesi Suriye ile olan ilişkiler, Türkiye'nin üzerinden eğer ilişkiler geliştirilirse, masaya oturulursa nasıl bir yük kalkar ve sığınmacı konusunda da hangi aşamaya geliriz? Türkiye Suriye ile masaya oturmalı mı diye de son olarak eklemek isterim. Bir Türkiye Suriye ile masaya kesinlikle oturur. Çünkü hiçbir şahsi çıkar, itibar, nitelik vesaire Türk milletinin, devletinin çıkarından daha üstün değildir. Cumhurbaşkanımız da bunun için son bir yıl içerisinde geçmişte ciddi ihtilaflarımız olan Türkiye ve liderleriyle bir yakınlaşmaya gidiyor. Arkadaşlar sesi biraz açar mısınız? Pardon Sayın Akarcalı. Sesiniz çok... Ama mikrofon aşağıda. tekrar edeyim mi söylediğimi? Evet lütfen çünkü hiçbir şey duyamadık. Hiçbir şahsi çıkar, nitelik, özellik, itibar Türk milletinin, devletinin çıkarının üstünde değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin yararına olacak her şeyin yapılması doğrudur. Ne olursa olsun doğrudur. Türkiye'nin yararına ise. Bu anlamda Türkiye'nin... Suriye'yle değil aynı masaya oturması, eski dostane ilişkileri geliştirebilecek ne varsa yapması Türkiye'nin çıkarıdır ve uygundur, doğrudur. Bunun için İran'da devreye giriyorsa güzeldir. İnşallah Rusya'dan da aynı desteği görürüz. Oradan şuna geleceğim. Önce şu soruya bir cevap arayalım. Bizim Suriye'yle eskisi gibi ilişkileri kurmamızı engelleyen ne var şu anda? Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Ondan sonra milyonlarca Suriyeli'yi kardeş gibi Türkiye'de ağırlıyoruz, ediyoruz. Geçmişte diyelim Esad'la ilgili olarak söylenmiş bazı laflar ve cümleler var. Onlar çok unutulmuştur diye. Yani aramızda nasıl diyeyim, Yunanistan gibi bir ülkeyle diyaloğa geçmek için çaba harcamış bir Türkiye'nin
Yani Esad'la diyaloğa geçmesi için çaba harcamasına kim karşı çıkabilir? Yani son derece somut bir örnek veriyorum. Yunanistan gibi rezil, hain, ikiyüzlü, alçak, şımarık, küstah, edepsiz, haddini bilmeyen, cüceyken devle uğraşmaya çalışan, her sabahtan akşama kadar papazından, kilisesinden, valisinden, Amerikan Büyükelçisi'ne kadar Türkiye'ye hakaret edilen bir ülkeyle aman komşumuzdur filan denirken Suriye'yle niye biz kalkıp da bir ilişki kurmak için daha fazla gayret sarf etmeyelim? İstanbul'da aydın geçinen Yunan severlere sesleniyorum. Yunan sever gösterdiğiniz yakınlığı, efendim bizim komşumuz işte Yorgo bilmem ne, onlarla birlikte şarkı söyleyelim, edelim vesaire gibi, gibi türkücülerimizin çok merak ettiği hususlar gibi. Niye bunu Suriye'yle yapmayalım ya? Önce bu soruya bir cevap, bana göre bu sorunun cevabı bizim Suriye'yle ilişkilerimizi geliştirmek için yapılacak her şey mübahtır. Ama buna yalnız hükümetin değil, üniversitelerimize gayret serbestliğinden, basınımız da aynı şekilde, iş dünyası da aydın geçinenler aydın olduklarını ispat etmek istiyorlarsa yapsınlar bunu. Oradan şuna geleceğim. Şimdi bu ilişkileri iyi ve gerçekçi zemine oturttuğumuzda Suriye'nin yeniden yapılaşmasına samimi bir şekilde katkıda bulunacağımızı belirterek ondan sonra ve Suriye'yi de yalnız Esad'ı değil yani Suriye'yi de ikna ederek başkan da yalnız başına değil etrafında bir Baas partisinin güçlü bir Baas partisinin ekibi var. Zaten zatlama Esad'ı ayakta tutan, tutmuş olan o Baas ekibidir. Eğer onlara bir de tamam burada altyapıyı üst yapıyı oluşturalım ben vatandaşlarımı geri alacağım derse ne uluslararası olmayan uluslararası hukuka ne zaten esamesi okunmayan Avrupa Birliği'ne çözülmüşse bir şey demek düşmez. Yani bir ülke vatandaşlarını geri alacağım demesi durumdaki işte esas biraz önce arkadaşım söyledi güç Türkiye bunu yapabilir. Bu yapılabilecek bir yaklaşımdır. Özkan Denbey'in uluslararası hukuk konusundaki görüşüne katılıyorum. Aslında son 10-15 yıldır uluslararası hukuk Amerika'nın çıkarı neyse odurla eşleşti. Ama enteresanı şu, Amerika'nın çıkarında ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Bir gün bir şey oluyor, ertesi gün başka bir şey oluyor, sürekli değişen. Ama ortada bir gerçek var. Sonuç ne olursa olsun, Amerika'nın çıkarı neyse o olur diyorlar. Ben bunu 5 yıl önce Rodos'ta uluslararası bir toplantı vardı. Toplantıda da herhalde Avrupa'nın bütün eski başkanları, başbakanları vesaireydi. Orada söze gittik, dedim ki, ben de şu kanaat oluşmuş durumda. Konuda hani yanlışım varsa, eksiğim varsa doğrulanmasını rica ediyorum diyerekten bunu söyledim. Uluslararası hukukun kalmadığı yanılıyor. Uluslararası hukuk yalnız ve yalnız Amerika'nın çıkarına yönelik olarak müdahale ediliyor. Ama esas sorun da Amerika'nın çıkarının nerede durduğunu bilmiyoruz. Yani sınırları olmayan bir sahada bir oyun oynuyoruz. Oyunun kuralları her an karşı tarafın isteğine göre değişebiliyor. Ondan sonra dolayısıyla kazanma ve yenme şansımız da sıfır. Bunu özellikle belirtmek olayım. Fazla da uzatmak istemiyorum ama benim üzerinde durduğum en önemli konu Suriye ile iyi bir anlaşma ve Suriye'den ben vatandaşlarımı geri istiyorum mesajını çıkartma her açıdan meseleyi çözer. Aksi takdirde sığınmacıların durumu inanılmaz ölçüde ciddi sorunlar yaratıyor. Bakın bana bugün Hatay'dan uzun bir mesaj geldi. Doktorlar da eski Sağlık Bakanı'yı gerekten. Yani feci durumlar var bizim dışımızda. Türkiye'nin hiçbir suçu şeyi olmayan kendi aralarında. Tam 6 tane eşi var. Son 8 sene içerisinde 24 tane çocukları olmuş. Köle durumuna düşmüş binlerce kadın. Vesaire vesaire. Şöyle diyeyim, doğumların büyük bir kısmı 18 yaş altı, 12 ile 18 yaş altı kızlar. Sanki belirli bir ideoloji çerçevesinde üremek ve çoğalmak için çalışıyorlar gibi. Neyse, bunun üstüne fazla gitmeyeyim. Yalnız şöyle bir önerim olacak, fantezi olarak kabul edilmesin. Sayın Doğu Perinçek, bir Türkiye'nin bir siyasetçisi, tanınmış kişisi olarak, Suriye'yi ziyaret edemez mi? Devleti temsil etmiyor. Kimseyi angaje edecek değil. Doğrudan doğruya orada
kulaktan gelme haberler yerine hakikaten durum nedir? Nasıl bir analiz yapmamız gerek? Bunu da bir fikir olarak ileriye sürüyorum. Kendisinin bölge hakkında bilgisi var. Ondan sonra Şili hakkında da herhangi bir tartışılacak durumu yok. Aslında Suriye açısından. Peki Amerika'nın hükümeti ne zaman? Ha, bu arada da Özkan arkadaşımın da söylediği gibi İran, Rusya ve Türkiye üçlüsü kaçınılmaz bir şey. İran'ın bu gesti son derece önemli. Çünkü geçmişte ters sinyaller vermişti. Ama bu arada Rusya'dan Suriye konusunda umduğumuz yakınlığı görmediğimizi belirtebilirim. Lavrov Dışişleri Bakanı bundan bir ay önce geldiğinde yine galiba bu programı yapıyorduk. Ben orada eli boş geldi demiştim. Gelişim fiyasko hiçbir şey getirmedi demiştim. Maalesef doğru çıktı. Dolayısıyla Rusya'nın da bu yaklaşımının nedenini de araştırmak lazım. Hani hemen Rusya bize işte kötü davranıyor demeden önce neden böyle bir politikayı gidiyor? Bunu da anlayıp ona göre yorum yapmak gerekir. Evet. Muhakkak ki dışişlerinde ve Türkiye'nin diğer kurumlarında bu konuların inceliğini, hassasiyetini bilenler var. Onlar da en doğru kararları alma imkanlarına sahip. Ama bizler de tabii elimize geçen bilgiler ışığında görüşler belirtip yorumlar yapıyoruz. Evet. Pekala Sayın Akarcalı, Sayın Yeniçeri'ye vereceğim şimdi sözü. Siz neler söyleyeceksiniz Sayın Yeniçeri? Şimdi önce şunu söyleyeyim. George Soros'un bir sözü var, onu bir ifade edeyim. Hem de çünkü diyor ki uluslararası ilişkiler diyor hukukun değil gücün ilişkisidir. Güç hükmeder ve hukuk hükmedeni meşru kılar. Amerika'nın uyguladığı sistem bu ve emperyal mantık da bunun üzerine kurulu dünyanın her yeri. Dolayısıyla sizin siyasetiniz mutlaka arkasında bir gücü barındırması gerekiyor. Ve güçlendikçe siyasetiniz daha rasyonalize, daha çıkarlarınızı kapsayacak şekilde biçimlenir. Onun için Türkiye'nin güçlenmesi gerekiyor. Türkiye ayağa kalktığı zaman gölgesi zaten hem Balkanlara hem Orta Doğu'ya hem Orta Asya'ya düşecektir ve düşüyor. Şu sıralardaki ilişkilerin mantalitesinde de bu yatıyor. Şimdi şunu söyleyeyim, Mustafa Kemal Atatürk bölgeyle yönelik yani yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi bağlamında da dünyayı düşünebilir ama bölgeyle ilgili olarak bölge özellikle gerek Balkanlar gerekse Orta Doğu ülkelerine yönelik olarak iki tane girişimin altına imza atmıştı. Bunlardan bir tanesi Bağdat Paktı, diğeri de Balkan Antantı. Ve dolayısıyla Türkiye'nin üzerinde yoğunlaşması gereken olgu da bu. Yani Türkiye önce kendi hinterlandındaki ülkelerin özellikle kendisiyle ortak paydası bulunan ülkelerin emperyalizme karşı olsun, ekonomik geriliğe karşı olsun, demokrasi ve insan hakları konusunda olsun bir aydınlanma, bir hareketlenme, bir ileriye gitme sorunu üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Elinizin içinde güçlü olacaksınız. Coğrafyanızın bütününde güçlü olacaksınız. Sonra dünyada güçlü olacaksınız. Yoksa önce dünyada güçlü olalım. Sonra bizim sokağa hakim oluruz. Sonra bizim kente hakim oluruz derseniz bu çok isabetli bir düşünce biçimi olmaz. Bir defa Türkiye'nin önündeki önemli sorun, şu anda bir numaralı sorun, ekonomi, iki numaralı sorun Suriye ve göçmenler sorunu. Suriye sorunu bize 2-3 tane problem üretti. Bunlardan bir tanesi bir sınır güvenliği problem üretti. İki, göçmenci problemi üretti. Üç, çeşitli ülkelerle olan ilişkilerimizin kimyasını değiştirdi. Şimdi bu bağlamda bana göre hükümetin Mısır'dan önce, Birleşik Arap Emirlikleri'nden önce birinci tehdit olarak ve kendisini en fazla rahatsız eden ülkede gerçekten birçok sorunun, sosyolojik sorunların, psikolojik sorunların,
aile sorunlarının, işte Sayın Akarcan söyledi, çok doğru söylüyor. Bunlar gibi çok değişik olaylar var. Buzun dibinde sokağa çıktığınız zaman bunun her versiyonunu görüyorsunuz ve bizzat yüz yüze geliyor. O zaman yapılması gereken şey şu. Suriye'nin Suriye toprakları üzerinde Türkiye'nin herhangi bir hak iddiası yok. Türkiye'nin bir hak iddiası olmadığına göre, Suriye'nin toprak bütünlüğünü de savunduğuna göre derdiniz ne kardeşim? Niye siz Suriye ile şu ana kadar bu meseleyi buraya getirdiniz? Yani kişisel meseleler, devletler arası, milletler arası meseleler haline getirilemez. Türkiye'deki, Suriye'deki yönetim ne yönetimi olursa olsun, nasıl ki Türkiye'de Kenan Evren yönetimi, Türkiye'deki Cemal Gürsel yönetimi, darbeler sonrası kurulan yönetimler, diktatoryal yönetimler, Menderes'i idam eden yönetimler, nasıl ki Mısır'la ilişkilerimizi bozmadı, Suriye'yle ilişkilerimizi bozmadı veya başka ülkelerle ilişkilerimizi bozmadı, Türkiye'nin meselesidir, Türk halkı bunu çözecektir dedi. Neden biz Türkiye'yi çok rahatsız eden, milyonlarca göçmenin Türkiye'ye gelmesini sağlayan bir meselede Türkiye'nin meşru hükümetine görüşüp o hükümetle bu meseleyi tartışıp sonuçlandırmaya bu kadar geciktik ya da çalışmadık? Ya bunun üzerinde durulması gerekiyor. Bana göre Sayın Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerdeki belirleyici olacak, seçimi belirleyecek olacak önemli faktörlerden birisi bu olacak. Onun için bu hem iktidarın 2023 seçimleri için hem de Türkiye'nin geleceği yönden, Türkiye'nin çıkarları yönünden, bölgenin güvenliği açısından Suriye'de ilişkiler vazgeçilmez, devredilmez, ertelenemez bir noktadadır. Ne kadar önce, çünkü savaş ne için yapılır? Barış için yapılır. Yani sözle, diplomasiyle anlatamadığınızı silahla anlatmaya çalışmanın adı savaştır. Ve ondan sonra da savaşın arkasından savaşan taraflar el sıkışırlar, otururlar bir masanın etrafına. Kimse onun katili olduğunu, kimse onun şöyle böyle olduğunu düşünmez. Ülke vardır, devlet vardır, ülkenin çıkarları vardır ve onun için oturulur, konuşulur. Şimdi Rusya bir taraftan füzelerle Kiev'i vururken öbür tarafta aynı Rusya Ukrayna heyetiyle tartışıyordu. Bizde tuhaf bir şey var. Yani bir küsüyoruz. Küslükten sonra barışabilmek için bu küslüğümüzün geçmesini bekliyoruz 5-10 sene. O geçtiği zaman da bölge yepyeni kalıplara, yepyeni gelişmelere açık hale geliyor. Ondan sonra da altından çıkılamaz noktaya gidiyor. Şimdi Suriye'nin güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması Türkiye'nin güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da çoğu zamanlar söylüyor. Hükümet de biliyor bunu, herkes biliyor. Kardeşim burada artık Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir ülkeye onlarca bize söz söylediler. Sizin dedeniz hırsızdı dediler. İşte kutsal emanetleri çaldı dedi. Osmanlı Devleti bir ilk IŞİD devletidir dedi. Enver Kargaş denilen adam. İki numaralı adamıdır Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Onlarla ilişki kurdunuz. Çok da iyi yaptınız. Ama asıl problem bunlarla ilişki kurarken Suriye'de Esad'la ya da merkezi hükümetle ilişki kurup Türkiye'nin üzerindeki göçmen baskısını, Türkiye'nin üzerinde PKK, YPG'nin meydana getirdiği bölgedeki oluşumu etkisiz hale getirme olgusunu ortadan kaldıramadınız. Şimdi ona karşı biz tedbir alıyoruz. Ama PKK ve YPG Suriye'nin kuzeyinde aslında Suriye'nin sorunu. Suriye'yi siz güçsüz bırakırsanız merkezi hükümeti, güçsüz bırakırsanız PKK, YPG ile Amerika'nın güdümünde nasıl mücadele edeceksiniz?
bu çok ciddi bir durum. Onun için hiç zaman geçirmeden zaten şartlar da oraya götürüyor. Ben söyledim. Daha önce de söyledim. Bu şartlar bizi kesinlikle Şam, Ankara ve Tahran'ı gösteriyor. Bir ilişki zemininde bir an evvel her iki tarafın kabul edebileceği bir yöntemle aşamalı bir şekilde bu meselenin konuşularak bir hal yoluna bağlanacağını düşünüyorum. Bu kaçınılmaz hale gelmiştir. Yani tehdit artık ev ev herkesi rahatsız edecek noktaya da gelmiştir. Yani düşünün ki 5 milyon insan işte bir kısmı karnını doyuruyor, bir kısmı doyuramıyor. Sokaklara çıkıyorsunuz, dilenen insanlar var. Adamın yüreği parçalanıyor. Şimdi bu insanlar mutlaka kriminal olaylara gideceklerdir. İstihbarat servislerinin mutlaka unsurları olacaklardır. Ve Türkiye'nin her anlamda güvenliğini tehdit edecek, aile yapısını tehdit edecek, sosyal yaşamını tehdit edecek noktaya gelecektir. Bunu görmek için okumaya yazmaya gerek yok ki. Sokağa çıktığınız zaman zaten gerçek yüzünüze tokat gibi iniyor. Onun için bunun Türkiye'de mülteciler gitsin mi kalsın mı? Bir taraf muhalefet, iktidar ne diyorsa tersini dediği için muhalefet işte alıp götüreceğiz hemen diyor. İktidar da yok götürmeyeceğiz. Ya siz ne, kimin adına konuşuyorsunuz? Kimin adına konuşuyorsunuz? Bülbül altın kafese koymuşlar. Ah vatan, vah vatan demiş. Herkes vatanında hürdür, özgürdür. Gideceksiniz onların topraklarına gitmeye iktidarıyla, muhalefetiyle katkı sağlayacaksınız. İnsanların özgür, bağımsız, egemen kendi topraklarında kalmasına. Siz onların Türkiye'ye gelmesini tesadüf olduğunu mu zannediyorsunuz? Onlar Türkiye'ye gönderildi ve etnik temizlik yapıldı. O etnik temizlik sonrasında da Kuzey Suriye Kürt devleti kurulacaktı. Ve sonra da Türkiye'deki Kürdistan'la birleşerek bağımsız birleşik Kürdistan'ın alt unsuru tamamlanmış olacaktı. Bunun için gönderildi. Siz onları burada tutarak PKK ve YPG'nin işini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Herkes kendi toprağına gidecek. Herkes bunun için çalışacak. Bunun şeyi olmaz. Bu insanları biz gönderirsek orada öldürürler. Kardeşim onu gider konuşursunuz. Güvenlik tedbirlerini de alırsınız. Ve öyle bir şey olduğu zaman da merkezi hükümeti bundan sorumlu tutacağınıza yönelik tartışmalarla, görüşmelerle, diplomasi yoluyla çözülecek bir olay. Ama bir taraftar, bir aleyhtar oluyor. Neyin taraftarı oluyorsunuz? Allah bir dese birisi çıkıp diyor ki ya sizin Allah'la bizim Allah bir değil. Ya kardeşim artık kavramlarda, değerlerde, ülkenin çıkarları noktasında particiliği bırakmak lazım. Bunlar artık bu ülkenin milli güvenlik sorunu. Ülkede gerçekten ülkenin toprak bütünlüğüyle ilgili, güvenliğiyle ilgili bir tedbir alınıyorsa bunu niye eleştiriyorsunuz? Bu tedbirin daha iyisini, daha ilerisini niye söylemiyorsunuz? Yani bu siyaset değil ki. Ülkeye kötülük yaparak siyaset yapamazsınız. Karabağ Ermeni işgalinden kurtulur, sevineceksiniz. Kim kurtarırsa kurtarsın. Allah razı olsun. Sen onu neresini eleştireceksin? Türk devletinin anlam planı vardı. Neredeyse oradaki bütün kazanımlarını yok edecek durumdaydı. Şimdi orada Kıbrıs Türk Devleti var ve bu devletin Türkiye Cumhuriyeti tanınması için çalışıyor. Alkışlayacaksınız. İster muhalefette olur, ister başka yerde olur. Nerede olursan olur. Cehennemin dibinde olur. Alkışlayacaksın doğru işte. Libya'da Mavi Vatan kıskacını kırdınız. Bu kötü bir şey mi? Yunanistan burnumuzun dibine geldi. Bugünkü Yunanistan'ın bu silahlanma Amerika ile işbirliği yaparak Türkiye'yi baskıya zorlayarak Türkiye'nin marjinal bir hareket yapmasını sağlamaya çalışmasının nedenin ne olduğunu biliyor musunuz? Libya ile biz bu ilişkiyi durmasaydık bu kadar çok gözümüzün içine baka baka şimdi biliyorlar Türkiye'nin çok ihtiyatlı hareket ettiğini adaları bu kadar çok silahlandıramayacaklar. Dolayısıyla şunu net olarak söyleyeyim. Türkiye bir an evvel bu dış politikada kendisini gerçekten birinci derecede rahatsız eden bu meseleyi masanın üzerine koyup öncelikli sırasında ilk sıraya çekip gerçekten bir taraftan İran'la, bir taraftan Rusya'yla, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'yle bu meseleyi
görüşerek Şam'la oturup konuyu halletmesi ve Türkiye'deki mültecileri de bu bağlamda veya iltica edenleri de bu bağlamda topraklarına ulaştırması gerekiyor. Dış politikada küs olmaz. Dış politikada akıl olur, mantık olur ve ülkelerin çıkarları olur. O çıkarlara göre hareket edersiniz. Zaten ondan sonra Yeniçeri bütün komşularımızla küsüz. Yani bir apartmanda oturuyoruz, hiç kimseyle geçinemiyoruz gibi bir durumumuz var. Evet, yani bu son derece yanlış. Hükümetin bir an evvel adım atması gerekiyor. Yani yoğunlaşması gerekiyor. Ben yoğunlaştıklarını biliyorum. Yani bu konuyu çalıştıklarını biliyorum. Hı hı. Ama çok daha ileriye gidilmesi lazım. Bir an evvel gerçekten Şam'la doğrudan temas kurulup diğerlerini de aradan çıkararak kısa, orta, uzun vadede atılması gereken adımları belirlenip bir an evvel uygulamaya sokulması evet. lazım. Bu arada orada da harekatı da bu bağlamda düşünerek gerçekleştirilmesi lazım. Peki, ama abi. Amerika'dan gelip gitmeler, Rusya'nın bazı söylemleri filan Türkiye'nin orada daha fazla etkin olmasını engellemek amacıyla söylenen şeyler. Bunlara dikkate alarak iyi ortamı ve dengeleri iyi kurarak yönetilmesi gerekiyor dış politika. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından haber merkezi kaldığı yerden devam ediyor. NATO ve Suriye konusunu kapattık. Şimdi elbette ki ekonomiyi konuşacağız. Ekonomiyi konuşmadan olmaz. Çünkü asgari ücrete zam geldi ancak enflasyonun yükseliş hızı kesmiyor. Hükümetin önlem paketleri bir plan çerçevesinde mi yapılmış yoksa bir temenni mi, alınan önlemler yeterli mi? Bunları da konuşacağız demiştik. Haber merkezinin ilk açılışında şimdi başlayalım bakalım. Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Önce sizinle başlayalım Ertuğrul Bey. %78,56. Tamam ama asgari ücrete, memura yapılan zamlarla eş değerde bir oran değil. Dolayısıyla hayat pahalılığı devam ediyor. Aslında hal böyle olduğunda bakıyoruz ki hükümetin şu anda yapmış olduğu bazı atılımlar yeterli kalmıyor gibi. Yani bir plan çerçevesinde mi yapıyorlar sizce? Yoksa temennileri iyi niyetli ama bir türlü hayata geçemiyor mu? Nasıl bakıyorsunuz uzun vadede? Öncelikle ben bir hukukçuyum. Teknik bir analiz yapamam. Haddimi aşamam ama yaptığımız iş neticesinde hem ticaretin içerisindeyiz hem de vatandaşın içerisinde yaşıyoruz. Tabii konjonktürel sorunlar Türkiye'yi etkiledi. Zaten bunu artık herkes söylüyor. Muhalefet de bu noktada bir kabul aşamasına geldi. Fakat bundan sonra ne yapılacağı önemli. Burada da ben en başından beri iki hususu dillendirmekte fayda görüyorum. Tabii ki devletimiz elinden gelen her şeyi yapacak. Yani asgari ücret konusunda olsun, vergiye ilişkin hususlarda olsun falan. Ekonomik anlamda bazı dinamikleri harekete geçirecektir. Fakat burada tabii olmazsa olmaz hususlar var. Şimdi bunlardan birincisi şu. Bu asgari ücret konusu yanlış anlaşılan bir konu. Devlet asgari ücreti belirlerken özel sektörde çalışan kişilerin, işverenlerine şunu demiyor. Şu yok yani. Benim belirlediğimden bir kuruş yukarı verme demiyor. Belirlenen ücret değil o. O işverenin işin mahiyetine göre taban fiyatıdır. Üstünü vermesine kimse engel değil ki. Biz taban fiyat noktasında zannediyoruz ki hükümet asgari ücreti açıkladığında tamam bunu alacağız, başka da yok. Hayır. İşverenin çalışan kişilere ben bunlara ekmek veriyorum noktasında bir bakış açısında olmaması lazım. Çalışma arkadaşlarım sayesinde ben de ekmek parası kazanıyorum demesi lazım.
Yani işin statüsüne göre tabii ki bu maaşlar değişiyor ama şimdi, devlet koyduğunda onun altına giremiyor en şimdi, azından işveren. Ama şu var, emin olun şu anda Türkiye'de, şu anda Türkiye'de işverenler istesin rahatlıkla asgari ücretin en az 1.000 lira, 1.500 lira üzerinde maaş verirler. Kimse kimseyi kandırmasın. Verirler. Ama ne yapıyoruz biz? Şu kadar para olacak. Senin hakkın bu. Bak devlet belirledi. Hayır. Devlet sana çalışanının geçimini sağlayacak asgari seviyeyi belirledi. Sen ona yardımcı olabilirsin. Bu toplumumuzun ve işverenlerimizin ekonomik anlamda ahlaki problemidir. Bir kere biz bunu çözeceğiz. Vay biz Müslümanız, vatan millet Sakarya falan geçin hikayeyi. Müslümanlığın, Türklüğün, Kürtlüğün her neyin varsa öyle belli olacak. Yani zor durumda sen kendi insanına sahip çıkmayacaksın da ne olacak? Yani istediğin kadar ben Atatürkçüyüm, ben milliyetçiyim, ben ocuyum bucuyum. Sonuç? Sonuç kardeşim. Yanında çalışan kendi dininden, kendi ırkından kardeşin aç. Bana hikaye anlatma. O anlamda işverenler devletin kendilerine sağladığı vergi noktasındaki imtiyazları da kullanarak çalışanlarına rahat hayat sunabilirler. Yani rahat dediğimiz kimse demiyor ki altına arabalar verin falan villada öyle bir şey yok. Ama asgari ücrete 1.000 lira fazla verseniz bu insanlar en azından motive olurlar ve psikolojik bir eşik aşılmış olur. Ha, diğer problem ise şu. Ben oldum olasıya bu asgari ücrete şöyle bakarım. Açlık sınırının 1 lira da olsa üstünde olacak. O psikolojik sınır aşılacak. 1 lira da olsa üstünde olacak. Altında olamaz. Olamaz. Üstünde olacak. Ama bunu yaparken de gene söylüyorum. Devlet vergi noktasında adaleti sağlayacak. Orada da problemler var. Gelelim üçüncü probleme. Ne? Hukuksal problemler var. Ne var hukuksal problemler? Bir, vergide denetim yok. Vergi adaletli sisteme göre alınmıyor. Problem var vergide. İki, hukuksal reformlar yapılmadı. Yapılanlar yeterli değil şu anda. İnsanlar bas bas bağırıyorlar. Vergi usul kanunu 359. Git adam öldür daha az yatarsın. Bak bunu şaka olarak söylemiyorum. Git adam öldür, daha az yatarsın. Net söylüyorum bunu. Hukukçu olarak söylüyorum. Ya yıllardır söylüyoruz. TCK 43'ü işletin. Zincirleme suç statüsüne sokun. Ayrı ayrı değerlendirin. Hepsini birleştirin. Belli bir sınıra göre cezai müeyyide uygulayın. Yok. Her işlem için, her yıl için, her yılı ayrı dönem olarak değerlendiriyorlar. En üstten ağır bir ceza 15 yıl veriyorlar. 3 dönem hesaplandığında 45 yıl yapıyor. Bir adamın vergi problemlerinden dolayı 45 yıl. Yani vergi borcu olan biri 45 yıl hapis yatabilir. Riski var. Böyle bir risk var. Evet. Bu sadece vergi borcu olarak değerlendirmeyeceksiniz. Bu vergide usulsüzlük olarak değerlendireceksiniz bunu. Yani halkımızın naylon fatura diye tabir ettiği kıymetli evrak noktasında düzenleme ve değiştirme işlemleri suçtur. Veya defteri yanlış beyan etme. Tamam gene ver cezasını da ama sen bunu ayrı ayrı değerlendirildiğinde bu insanlara zulüm oluyor. 3 ay tazyik hapsi uyguluyorsun mesela bazen. Nasıl ödeyecek adam? 45 yıl içeri giriyor. 20 yıl giriyor, 10 yıl giriyor, 5 yıl girsin. Bu borcu nasıl ödeyecek? Ya esnaf yalvarıyor, tüccar yalvarıyor. Ya bunu düzeltin. Arkadaş zor bir iş mi ya bu? Bu zor bir iş değil ki. Vergide problemler var. Ticaret hukukunda problemler var. Şu an dolandırıcıların kullandığı bir sistemle karşı karşıyayız. Ben şirket kuruyorum. Bankaya para yatırıyorum. 3 lira 5 lira. O 3 lira 5 lira üzerinden herkese çek yazıp dağıtıyorum. Uzun vadeli. Siz gidip bankaya soruyorsunuz. Tabii diyorlar Ertuğrul Akar'ın burada hesabında şu kadar para var. Korkma. Çeklerin vadesi gelmeden bir ay önce ben güzel topluyorum pılıyı pırtıyı. Sizden aldığım malları da satıyorum. Siz bankaya gidiyorsunuz. Para yok. Ne olacak? Hiçbir şey olmuyor.
Kim çözecek bunu? Aynı adam, dolandırıcı adam tekrardan geliyor. Kardeşinin, eşinin, amcaoğlunun, dayıoğlunun adına aynı iş kolunda şirket açıyor. Hukuk olarak gidiyorsun, diyorsun kardeşim bunun, sen değil misin bunun borçlusu? Olmaz, kanun diyor ki bak bu tüzel kişilik diyor, ayrı sayılır diyor, ona bir şey yapamazsın. Nasıl yapamam? Nasıl alacağım peki ben? Battım. Böyle bir ticaret olmaz. Ticaret kanunu şu anda zayıf. Ticaret kanunu şu anda dolandırıcıyı koruyor. Bak net söylüyorum, işin içindeyiz. Evet. Belki ağır ama yani kusura bakmayın. İşin içindeyiz ya. Bizim müvekkillerimiz battılar. Kurtaramadık. Bizim müvekkillerimiz adam gözümüzün önünde en lüks arabalara biniyor. En lüks yerlerde tatil yapıyor. En lüks yerlerde evi. Şirketinin içi mal dolu fabrikası ama başkasının adına yapmış. Oturuyor bir de patron koltuğunda oturuyor. Battı. Ne olacak? Böyle bir ticari hayat olmaz. Böyle olmaz. Ne yapmak lazım? Şunu yapmak lazım. Hukukun temelleri üzerinde sert çerçeve kanunlar koyacaksınız. Değişmeyecek. Bak değişmeyecek. Konjonktüre göre değişebilir. Lehe. Hı hı. Değişebilir. Ama yatırımcı, ben Türkiye'ye 50 yıllık yatırım yaptığımda, 100 yıllık yatırım planlaması yaptığımda başıma ne iş gelecek diye düşünmeyecek. Bu kadar basit bir sistem aslında. Piyasada güven ortamı yaratmak. Hukuk güvenli sağlar. Güveni sağlar. Öngörülebilirliği sağlar. Şeffaflığı sağlar. Uzun vade yatırımları çeker. Ticareti arttırır. Enflasyonu düşürür. Müreffeh bir sistem yaratır. Ama şu anda kötü. Hukuksal reform ve revizyon yapmadan, revizyon yetmez. Reform yapmak lazım. Bu iş düzelmez. Biz şu anda şeyi arttırdı devletimiz. Allah razı olsun, vatandaşın ezilmemesi için canhıraş bir şekilde çalışıyor. Güzel. Ya iyi de senin buraya koyduğunu, bu sağ cebime koyduğunu sol cebimden, hukuk sisteminden dolayı alıyorlar. Ne oluyor? Adam bu defa bir telaş içerisinde zam yapmak zorunda kalıyor üreticide. Yapma diyemiyorsun. Diyemezsin. Adamı koruma altına almamışsın çünkü. Almamışsın. Bu problem. Evet, serbest piyasa ekonomisinde liberal sistemin dayattığı serbest bir piyasa söz konusu. Ama serbest piyasa demek hukukla güvence altına alınmayan, devletin vatandaşı korumak adına müdahalede bulunmayacağı veya bulunma noktasında yasak olan bir sistem değil ki. Ya ev kiraları. Siz neye göre arttırıyorsunuz ya ev kiralarını? Ben emekliyim, bir de evim var. Devlet hem bana zam yaptı, emekli maaşıma zam yaptı. Hem beni güçlendirmeye çalışıyor. Bir de tutuyorum ben evime zam yapıyorum. Böyle bir sistem nerede? Böyle bir ahlaki sistem nerede var? Yani özetle vesselam, sadece devletimizin vatandaşları korumak adına asgari ücreti arttırması yetmez. Hukuksal reformlar yapmak zorunda. 2002 krizinde hukuksal reformlar yapıldı peş peşe. Evet, tak onu, tak 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 tak. Geleceğiz. Peki neden bunu yapmıyor? 2002 yılında IMF'ye artık ihtiyaç kalmayacak bir noktada güzel bir sistemde aslında bu konuyu toparlamışlardı. Yani şu an neden o sistemi uygulayamıyorlar? Ya şu ya anda da uygulamıyorlar mı? Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği üretimi ve ihracatı arttıracak, istihdamı arttıracak bir üretim tandanslı ekonomi modeline gidiyoruz. Ama ben şunu söylüyorum. Buna gitmeden önce veya en azından şimdi bu reformların yapılması lazım. Yani hukukun meşruiyet kazandırması lazım. Tamam, dünyaya şunu demen lazım. Tamam, ben bir sistem uyguluyorum ve buna uygun da sizi koruyucu mevzuatım da hazır, yürürlüğe soktum dediğinizde de emin olun ki sistem daha rahat işleyecektir. Yatırımcı gelecektir. Yani bir ülkede ihaleyle ilgili sorunlar varsa yatırımcı gelmez. Yeni yatırımcılar, girişimciler çıkmaz. Niye?
Ben niye yapayım ki kardeşim? Masrafa niye gireyim ki? CHP belediyesinde adamı olan alıyor. AK Parti belediyesinde adamı olan alıyor. Ben niye yapayım? Niye masrafa gireyim? Niye her ay vergimi ödeyeyim ki? Mantık dışı yani. Batarım. İş alamayacağım bir ülkede niye yapayım bunu? Ama sen kanun getirirsen, kardeşim sen şu iş kolundan Türkiye'de senede şu kadar iş alabilirsin. Şu işin karşında şu vergi ödeyeceksin dediğin zaman bak bakalım girebiliyorlar mı, alabiliyorlar mı? He, ama onu yapan da, yaparken de şunu yapmayacaksın. Ben alamıyorum ya, sen benim arkadaşımsın, ya sana bir şirket açtıralım, o da olmayacak. Onun da önlemini alacaksın. Yani çok hukuk dışında konuşamayacağımız bir konu. İstediğiniz kadar ekonomistler konuşsunlar. Sabaha kadar konuşun, hiçbir ehemmiyeti yok. Efendim o sisteme geçelim, hikaye. Kurduğun sistem, savunduğun sistem hukuk temelli mi kardeşim? Değil. O zaman sabaha kadar konuşuruz. Sonuç, elde avuçta hiçbir şey yok. Sonuç, enflasyon. Düzelmez. Düzelmeyecek de. Ancak reformlar yapılırsa bu iş düzelir ve AK Parti de reformların partisidir. Evet. 20 yıldır AK Parti Türk milletini müreffeh seviyelerde yaşattı. Bugün biz kriz diyoruz ama AK Parti'nin temelleri, o ekonomik temelleri olmasaydı bu konjonktürde biz ekmeğe muhtaç olurdu. 20 yıldır AK Parti bunu başardı. Biz de diyoruz ki o yapılan reformist hareketlerin devamı gelsin. AK Parti demek reform demek. Devamı gelsin. Hukuk temeli oturtulsun. Ve her şey daha rahat olur. Çünkü ticaret yatırımcıdır. Para güvenli limana gelir. Güven nerededir? Devletlerde hukuktur, adalettir. Tüccar diyecek ki kardeşim sen git 50 yıllık yatırımını yap. Türkiye'de mahkemeye gittiğimde ben haklı olduğum konuda davamı kazanırım diyebilecek. Bunu dedirtebilirseniz enflasyonda her şey düşer. Yoksa hikaye yok. Patlıcanı 3 lira aldım. Hepsi düştü. Ne oldu yani? İyi al istediğin kadar patlıcan al, doldur çuvala ve götür. Yani domatesin de fiyatı düştü. Ya bunlar konuşulacak konular değil. Yani Türkiye konuyu farklı yerlerden alıyor. Domates fiyatı, biber fiyatı bilmem ne. Ya bu saçma bir şey ya. Aa düştü git al istediğin kadar eve depola yani. Ne olacak? Gene yükseliyor enflasyon. Gene zamlar var. Domatesin fiyatı düştü. Adam korkusundan makarnaya zam yapıyor. Tüccar yatırım yapmaktan çekiniyor dolar ne olacak diye. Olmuyor. O yüzden bu işin en önemli kısım hukuktur. Önce hukuksal reformlar ve revizyonlar yapılıp sonra bu ekonomi işi, ekonomi işin tali kısmıdır. Bu saydığım hususların neticesidir ekonomi. Ekonomi sizin milli politikanızın, iç politikanızın, dış politikanızın, savunma politikanızın, hukuk politikanızın sonucudur. Eğer bunları iyi yaparsanız ekonominiz iyi olur zaten. Ekonominiz iyi olursa da diğer alanları besler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden önce hukuk, sonra ekonomi konuşacağız ve şu anda yeterli değil, konjonktüre uygun değil, çok fazla açığı var. Tabii zamanını almak istemiyorum kimsenin de. Hukukçular olsaydı daha derinlemesine konuşuruz. Şimdi teknik konulara da girsek çok çıkamayız o işin içinden. Yani özet olarak dediğim gibi şeffaf, öngörülebilir bir ekonomi, iletişim dili, en azından toplumun öngörmesini sağlayacak bu aşamada bir iki hareket gerekiyor. Çünkü ben müvekkillerimden, eşimden, dostumdan şu şikayeti alıyorum. Bana diyorlar ki Ertuğrul Bey, tamam bekleyelim. Devletimize canımız feda. Bekleyelim. Ama bize ne kadar bekleyeceğimizi, beklerken ne yapacağımızı devlet söylesin. Ben bir yıl sonra ayağa kalkacak mıyım, kalkmayacak mıyım kardeşim? 6 ay sonra düzeliyor. Kaç 6 ay geçti? Kaça? Bak ben Cumhur İttifakı'na oy veren birisiyim. Yıllardır teşkilatlarında görev yaptım. Hala da yapıyorum. Ama vatandaş şu anda bunları soruyor, bunları söylüyor. Bak Polonya ne yaptı? Vatandaşlarına dedi ki Rusya dedi doğalgazı kesebilir dedi gidin odun toplayın. Kışın dedi gidin odun toplayın.
Ya bir şey dedi. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey dedi. Saklamadı yani. Ya da devlet, olanı olmadığı gibi göstermedi. Devlet Ertuğrul Akar'a desin ki, kardeşim desin, git arabanı sat, getir şu hesaba yatır, iki sene sonra ben vereceğim senin paranı geriye, ayağa kalkacağım desin. Ya bir şey desin Ertuğrul Akar'a. Bir yol göstersin. Veya desin ki, üç sene sabret desin, beş sene... Ama bir şey diyecek. Ben göreceğim. Ona göre ayağımı yorganıma göre uzatacağım. Bizde bu sıkıntı var. İletişim dili de sıkıntılı. 6 ay bekle, 5 ay bekle, o gün, bugün, şu gün. Yatırımı nasıl yapacağım ben? Çünkü insanlar borçlarını da ona göre dizayn ederler. Ona göre çalışırım, ona göre kredi çekerim, ona göre ödemelerimi yaparım. 5 veriyorsam 3 yaparım, onun vadesini değiştiririm. Yatırım yapacaksam beklerim falan yani. Öngörü, şeffaflık, bundan bahsediyorum. Devletin o yüzden vatandaşına bunu sunması elzemdir, yarın yapması elzemdir. Vatandaş bir sene sonra bilecek. Ben bir sene sonra şu işi yaptığımda şu kadar kazanacağım, şu kadar zarara gidereceğim. Yoksa dolar molar bunlar hikaye. Yani onun işin hikayesi. O iletişim dilini kurduktan sonra yatırımcı da, vatandaş da rahat bir nefes alacaktır. Hukuksal revizyonun gece başlanması lazım. Yani gece. Bak saat 12'ye geliyor. Gece 7'sinde başlanması lazım. Bu kadar acil bir durum. Pekala. Sayın Akarcalı, siz neler söylemek istersiniz bu açıklamalara? Enflasyondan başlayalım. Ne kadar gittik. Şimdi başlayalım. Türkiye ciddi bir COVID döneminde... Mikrofonunuzu tekrar biraz önceki gibi yapabilirseniz, o zaman sesiniz evet, çok iyi gelmişti Sayın Akarcalı. Evet, yaklaşıyorum mikrofonu taktık bu şekilde. Tamam. Şimdi Türkiye önemli bir COVID döneminden geçti. Bu dönemde işte yakın olmayan yazarlar da ileride bedeli ne olursa olsun muhakkak piyasaya para sürmek lazım, ekonomiyi canlı tutmak lazım dediler. Doğruydu. Ben de hani ekonomi tahsili yapmış bir kişi olarak bunları anlayacak konumda olduğuma inanıyorum. Evet. Arkasından beklenmedik bir şekilde oluşan siyasi iş ve dış olaylar gelişti. Bunun en sonu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı. Fakat esas gördüğümüz, esas enflasyonu tetikleyen bana göre psikolojik olarak özellikle artık enflasyonlu döneme girdik havasını verdiren maalesef o üç harften oluşan marketlerin inanılmaz harisliği ve halka yalan söylemeleriyle başladı. Bunu televizyonlarda çok açık, yazılarımda da yazdım, açık söyledim. Hodri meydan gelin tartışalım dedim. Ben siyasetten önce Türkiye'nin en büyük gıda sektöründe olanlardan birine genel yaptım. Olay şöyle başladı. Efendim fiyatları arttırıyoruz çünkü aldığımız fiyata yerine yenisini koyamıyoruz dediler. Yani bunun arkasında iddia şuydu. Bir malı 100 liraya alıyoruz, 100 lira veriyoruz. Sonra bu malı 120 liraya sattığımız zaman yerine 150 liraya geliyor mal, kaybediyoruz diyerekten. Bu şundan yalandır, hala da yalandır. Aslında bunların üzerine suç örgütü oluşturmaktan dolayı gidilmesi gerekir diye de açıkça söyledim. Maliyenin teftiş yapması gerekirdi, maliye müfettişlerini göndermesi gerekirdi. Bu konuda tam yetkileri var. Yani... evimizin içinde en basit araştırmayı yapmak için mahkeme kararı gerekiyor. Ama maliyenin bütün bir şirketin evraklarına el koyması, o evrakları isterse mahallinde, isterse alıp götürüp vergi dairelerinde inceleme hakkı yetkileri var. Esas durum şu şekilde, üretici de oradan mağdur oluyor. Onun için tarımda bir yer, diğer konularda bir olan fiyat İstanbul'a bir tüketiciye geldiğinde 4-5 oluyor. Uygulanan birinci taktik şu, mal bu markete, büyük zincir markete geldiği an denmiyor. Para 3 ay sonra ödeniyor. Yani malı diyelim ki 100 liraya alıyorsa kendisi 100 lira ödemiyor. Bu malı kaça satıyorsa o sattığı fiyattan ödüyor.
Ama bu da yetmiyor. Şimdi mal rafa ayın 1'inde konuyor. Ayın 15'inde, 20'sinde satılıyor. Bir mal çünkü rafta 15 günden fazla durmaz. Ona göre konur. O miktarlarda göre konur. Şu anda İstanbul'un etrafında futbol sahası büyüklüğünde bu zincir marketlerin lojistik binaları vardır. Eğer büyük bir bina görürseniz o şekilde muhtemelen lojistik binadır. Mal oraya gelir. Ondan sonra markete gider. Ha, oraya geldiğinde de ödeme tarihi işlemez. Orada bekler. Rafa konduğu zaman, marketteki rafa konduğu zaman işler. Ve para 3 ay sonra ödenir. Yani hem malı satarken para kazanırlar hem de sattıkları malın parasını işlerken. Dolayısıyla hem fiyatı yükseltmeleri hem de yüksek fiyata sattıklarıyla yüksek faiz elde etmeleriyle aslında enflasyonu tetikleyenlerin başında gelenler oldu. Ama bunu görmek istemedi. Bunu maliye de maalesef görmedi. Çeşitli sebeplerle anlayamadı. Çünkü. Ve bu bir yerde şeye gitti. İşte özellikle tarım ürünlerinde işte domates yerinde 1 lira niye burada 5 lira falan şeklinde gitti. Üstüne araştırmadı. Bu arada araştırmayan nedir? Yine bu zincir marketlerin oluşturduğu düzen var. O mal bir tek alıcı tarafından direkt İstanbul'a gelmiyor. Ambalajlama için ayrı bir şirket kurulmuş. Ona bir para veriliyor. Taşıma için ayrı bir şirket vesairesi çözümüsü. Aynı markete ait, aynı sermayeye ait aracı şirketler vasıtasıyla ürünün değeri arttırılıyor. Ve yüksek fiyata satışı. Bununla ilgili olarak şunu belirttim. Bugün Türkiye'de iyi nabız diye bir olay var. İyi nabız nedir? Şeyler de dahil, sığınmacılar da dahil. 90 milyona yakın vatandaşın bütün sağlık verileri, çekilen röntgenler, MR'ları vesaireyi bünyesinde tutabilen muazzam bir arşiv. Yani böylesine büyük bir arşivi tutabilen bir Türkiye var. Kapıda aynısı vesairesi. İyi devlette bugün Türkiye dünyanın önde gelen ülkesidir. Bu piyasayı besleyen en fazla 10 tane zincir market var. 20 tane olsa bir şey fark etmez. Bu zincir marketlerde fahiş fiyat olayına giren her birinde desek ondan sonra 50 tane ürün var. Bunların adedi son derece düşük kalır. Bilgisayar aracılığını incelemek için. Maliyenin bütün bunları denetleme etkisi şu şekilde var. Hangi ürün, hangi tarihte girmiş, hangi fiyata, nereye satılmış, her akşam bunu denetleyebilir. Bana gelen bir bilgiye göre doğruluğunu araştırdım, doğru. Mesela Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de dolaşan bütün otobüsleri günlük denetleyebiliyor. Peki bu kadar muazzam kapasite gerektiren işlevler yapılıyorsa, topu topu işte gıdayı, fiyatları arttıran 50 tane mal ürün var diyelim. Çok özel ürünleri katmıyorum. Hani günlük ihtiyaçlarda halkımızın sürekli aldığı ürün sayısına baktığınız zaman 50 bile 50 diye varsayalım. Bu ürünleri alan 50 tane market yok. 50 tane market. Her birinde 3-5 bin tane zincir var ama tek merkeze geliyor bunlar sonunda. Genel merkezlerinde bütün bilgiler toplanıyor. Hangi miktar nereden alındı, kaça alındı, kaça satıldı, ne kadarı çürüye ayrıldı, ne oldu hepsi var. Dolayısıyla çok ciddi bir denetim. Mesele Türkiye'deki özel sektörün uzun yıllardır yalnız ve yalnız sömürüye dayanan bir yapısının olması. Bakın Türkiye'de hortumlama diye bir tabir çıkmıştır. 1980'lerde çıktı. Bankaların halktan aldığı parayı hortumlaması diyerekler. Orzum diye birisiydi başlatan galiba. Ondan dolayı bir gazeteci arkadaş Necati Bey galiba, Necati Doğru galiba bu kelimeyi diye gitmiş bakmıştı. Türkiye'deki bütün mali krizlere bakalım nedir? Kurulmuş olan bankaların halkın parasını alaraktan, çarçur ederekten yok olmaları. Ondan sonra o bankaları kurtarma tekrar vatandaşın vergisine dönüştürülmüş. Buradan şuna gelmek istiyorum. Örnek almaya, eğer Batı'daki düzeni örnek olarak gösterirsek, Batı o düzeni yalnız devlet sayesinde, devlet kurumları sayesinde gelmemiştir. O düzenin içinde olan çarkların etik çalışması halinde gelmiştir. Şimdi ve
o kurumların çalışması sayesinde gelmiş. Şimdi fahiş fiyat diye başladık aylar. Siz ziraat odaları dışında herhangi bir sanayi odasının, herhangi bir ticaret odasının başkanının, başta odalar birliği olmak üzere hanedana dönüşmüş, derebeyliğine dönüşmüş, yalnız ve yalnız aidat adı altında haraç toplayan bu kurumların herhangi birinden herhangi bir şekilde bir çözüm önerisi işte dinlediniz mi? Bütün arkadaşlarıma soruyorum, dinleyicilere soruyorum. Hiçbir şey yok. Ya sizin göreviniz değil mi? Ticaret odası olarak Türkiye'nin en lüks binalarında ondan sonra üyelerinizden topladığınız paralarla inanılmaz şekilde temsil masrafları yapıp en lüks arabalarda oturmak, en lüks ortamlarda yaşamak ama bunun yanında vatandaşın sorunu söz konusu olduğu zaman ayrı bir dünyada yaşıyorlar sanki. Ya işgal kuvvetleri olmuş olsa daha fazla bir ilgi gösterir. Biraz ilgi gösterir gibi yapalım ki vatandaş isyan etmesin derler. Yok öyle bir şey. Bunu bakın kaç programda en azından 10 defa, 15 defa tekrarladı. O kadar vurdum duymazlar. O kadar vurdum duymazlar. Utanmasam hakaret edeceğim ki mahkemeye versinler belki orada muhatap oluruz diyerekten. Şimdi dolayısıyla biraz önce arkadaşımın söylediği doğru şu reform lazım, bu lazım vesairesi. Ama siz her şeyi devlet devlet derseniz o devlet hangi birine yetişir? O devleti kurmuş olan kurumlar işte sanayi odaları her ilde var, ticaret odaları yok, TÜSİAD'ı değil ki ihracatçılar birliği, tabipler odası, baro vesaire vesaire, baroğlu var. Bunlardan hiçbirinden bir şey çıkmıyor. Yasal olaraktan buna nasıl müdahale edilebileceği konusunda barolar birliğinden herhangi bir şey duyduk mu? Veya herhangi bir barodan duyduk mu? Hayır. Diyorum bir tek sağ olsun ziraat odaları çiftçiyle direkt ilişkide olduğu için iç içe yaşadı. Diğerleri zaten sanayiciyle ticaret erbabıyla iç içe yaşamıyorlar. Yarattıkları sarayların içinde yaşıyorlar diyorlar. Buradan ona geleceğim. Yani bu iş bir tek hükümetin politikalarıyla falan düzenlenmesi zaman alır ve zor. Ama düzenlenmesi de zor bir olaydır. Sebebine gelince bir ülkenin esas gücü reel üretim denilen gerçek olarak üretici olup olmamasına bağlıdır. Türkiye Allah'a şükür uzun yılların verdiği emekle, çabayla üretici bir ülke haline geldi. Türkiye'de bugün 500'e yakın organize sanayi bölgesi var. Toplamda bunlarda 60 bin tane, 50 bin 60 bin tane fabrika var. Ortalama 20-30 bin metrekare kapalı alanda. Onun dışında yüzlerce sanayi sitesi var. Onun dışında başka yüzlerce, binlerce fabrika var. Türkiye tam bir üretici ülkedir. Bunu bu noktaya sırf bu hükümet sayesinde gelmedi. Ta başından beri yapılan bütün Cumhuriyet dönemindeki emeklerle geldi. Şu örneği vereyim size. İddialı bir şekilde bunu yabancılara falan briefing olarak veriyorum. Diyorum ki, yani size söyleyeyim gerçek inanmıyorsanız gelin beraber rakamlara bakalım. Bakın Avusturya ile Çin arasında ki süreç mesafede Hindistan ve Rusya dahil hiçbirinin sanayi ürün çeşitliliği bir Türkiye etmiyor. Sanayi ürün çeşitliliği bu son derece önemli. Yani çok sayıda ürün üreten bir ülke haline geldik. Bu önemlidir. Yani 10 tane ürünle büyük bir ciro yapan ürünle sanayi ürüne gelmedik. Tüm Arap ülkeleri Aslan Yemen'e kadar petrol üretimleri hariç sanayi üretimleri bir Türkiye etmiyor. Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, şu bu bütün Balkan ve öbür ülkelerini tüm sanayi üretimleri bir Türkiye elde etmiyor. Bu Türkiye'nin enflasyonun üstünden gelebileceğini işaret olan gücü. Çünkü enflasyonu yenebilecek tek ilaç üretim gücüdür ve üretimdir. Bu üretimi sürdürmek için gereken yapıldığı takdirde bu enflasyon üstünden geliriz. Tabii bir de doğru politikalar gerekiyor, o da ayrı. Yani vücut sağlam, hastalığın üstünden kalkıyor. Gelebilecek ama ilacın verilen ilacın da doğru ilaç olması gerektiği konusunda. Asgari ücrete gelince ben uzun yıllardır tabii asgari ücretin her türlü vergiden şundan bundan muaf olmasını savunuyordum çoğu arkadaş gibi. Ama asgari ücretin Edirne'den Hakkari'ye kadar tek ücret olması bence yanlış. O zaman
Bunu İlber Ortaylı da söyledi. Artık büyük şehirlerden sanayinin çıkması gerekirken büyük şehirlerde de yürüyor. Asgari ücretin sanayi üretimi Anadolu'nun daha sanayileşmemiş kentlerine yayacak şekilde teşvik edilmesi lazım. Yani tersinden değil, yani Anadolu'ya daha ucuz, daha düşük şey verelim değil. Ama bölgelere göre, bölgenin geçimlerine göre bunu düzenlemek gerekir. Fransa'daki böyledir. Fransa'da A, B, C gereklenmiş bölge vardır. Bir asgari ücret bu şekilde dengelenip sanayinin Türkiye düzeyinde yayılması sağlanmıştır. Ha, tabii mesela bu da sendikaların yapması gereken bir çalışmadır. Sendikalar yalnız maaş günü geldiğinde oturup özel sektörle veya devletle tartışacak, uzlaşacak yerler değildir. Hatta ve hatta bugün Avrupa'nın çoğu ülke, tüm ülkelerinde pahalılıkla mücadele edenlerin başında sendikalar gelir. Ben Belçika'dayken Türk işçilerin haklarını korumak için Belçika Sosyalist Sendikası'na üye olmuştum. Çünkü o zaman Hristiyan Demokratlar ilgi göstermiyorlardı. Ve Belçika'da tüketici haklarını korumada sendikaların rol oynadığını gördüm. Hatta sendikalar arası rekabet vardı. Öyle ki bir işçi ne alacaksa, ne ihtiyacı varsa en iyisinin, en ucuzun nerede olduğunu sendikanın yayınından, yaptığı yayından görebiliyor. Maşallah baktığımız zaman son yıllarda sendika var mı yok mu belli değil. Şimdi bunları unutmamamız lazım. Yani Türkiye'deki tek kurum devlet değil. Bütün bu kurumlar devleti oluşturuyor. Şimdi nasıl ki vücutta bütün organların ahenkli bir şekilde çalışması gerekiyorsa, beyin çok iyi çalışıyor diyerekten böbreğin, bağırsağın, karaciğerin, akciğerin çalışmasını göz ardı, çalışmamasını göz ardı edemeyiz. Bugün Türkiye'de maalesef bu kurumlar çalışmıyor. Yani çalışıyor deninde TÜSİAD gibi durup dururken ondan sonra gereksiz konuşmalar yapıyor. İşgal kuvveti komutanıymış gibi şeyinde. Bence yani ulusal kanal olarak bunun üzerine gitmenin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Diğer kanallar gitmeyebilir çünkü o kesimlerle çok iç içe bağları vesairesi var. Ama ulusal kanalında adı üstünde ulusal bir kanalda bu meselenin üzerine gidiyor. O kurumlar niye çalışmıyor? Onlardan hesap sormalı. Çünkü kanun kuvvetiyle aidat topluyorlar. Bu aidat bir haraçtır. Ankara'da tesadüfen fizik tedavi için bir yere gittim. Ankara'nın dışında bir ilçeye. Ondan sonra gayet şatafatlı bir otel. Efendim meğerse orayı Ankara Barosu veya Barolar Birliği sosyal tesis için yapmış, ondan sonra satmış. Ya sizin amacınız o parayı sosyal tesis için değil, aldığınız o aidatı Türkiye'nin hukuk yapısı, çusuklusu için kuracaksınız. En azından başarılı öğrencilere burs vereceksiniz. Şu olacak, yok, gidin bakın bütün aidatla yaşayan, ayağa kalkmış bu kurumların hepsinin inanılmaz lüks içerisinde olan binaları vardır. Beş yıldızlı otel kimlerin yanında afiş balığı şeydi. Hep söyledi. Hiçbirinde hesap soramazsınız. Bakın internet sitesinde araştırma yaptım. Bir tek bir ara vardı, o da tam değil. İzmir Ege Bölgesi Sanayi Ticaret Odası bütçe açıklıyordu. Hiçbirinin bütçesi yok. Milyarlarla oynuyorlar. Her birinin çoğunun üniversitesi var, vakfı var. İnanılmaz bir emlak zenginliği var. Peki buralara kimler nasıl atanıyor? Hanedanlar nasıl kuruluyor? Hiçbir şeffaflık yok. Ciddi söylüyorum. Hiçbir şey, demokrasi diye bir şey yok. Ağzınızı açamazsınız. İçeride yalnız çıkar yığınları vardır. Bir ticaret odası düşünebiliyor musunuz? 20 bine yakın üyesini icraya verdi. Aidat gecikti, ödemedi diyerek de. Bir tek avukat üzerinden geçti. 6 sene önce avukatın kazancı 6 milyon liraydı. Dile getirdikten umursayan da yok. Yani affedersin, yüzlerine tükürseniz yağmur yağıyor diyecekler. Şemsiye bile açmayacak. Dolayısıyla böyle klasik tartışmalar dışında, konular dışında esas bu konuları kamu açık, kamuoyunu, halkımızı aydınlatmamız lazım. Yani dediğim gibi bu bir görevdir. Görevini yapmayan suçtur. Yani polisin gözü önünde cinayet işleniyorsa polis ben bir şey yapmadım demekle kusursuz mu? O da suçludur bir yerde. Görevi o, müdahale etmek. Dolayısıyla bunlara müdahale etmeyen bu kurumlar hepsi aslında aynı zamanda suçludur. Niye peki bir baro oluyor? Bakın, hukuk fakültesini birincilikle bitirin. En iyisi olun.
paraya uyu olmadığınız takdirde avukat olamazsınız. Devlet veriyor bu yetkiyi size. Aynısı mühendis vesaire için. Hatta bu kurumlara devlet imza yetkisi veriyor. Onun imzası kanuni olarak geçerli oluyor. İşte binalar yıkılıyor. Peki şimdiye kadar bir mühendis, mimarlar odasının herhangi bir projeye imza atmış, belediyede çalışan mimarda, şirketin yanında çalışan bir, en ufak bir tahkikat yaptığını duydunuz mu? Veya bir liste çıkardığını duydunuz mu? Yok öyle bir şey. Peki o zaman senin görevin ne? Parayı toplayıp ondan sonra 5.000 tane, 10.000 tane üyeden 3-5 tanesinin katıldığı genel kurul toplantılarıyla ondan sonra şeyin gücün ve paranın üstüne oturuyor. Bir söylüyorum. Baro baro diyoruz. Peki alın bakın Barolar Birliği'nin kaç üyesi var ve kaç kişiyle seçiliyor? İstanbul Barosu'nun kaç üyesi var, kaç üyeyle seçiliyor? Onda bir bile değil. Yani şimdi Türkiye'deki seçimlere katılım payı %15-20 olmuş olsa o seçim olur mu? Kabul eder miyiz? Şu bir iktidarın %20 katılım olmuş, %11 oy almış. Ondan sonra yani 20'nin 11'ini almış, %11 oyla iktidar olmuş. Kabul eder ama hepsi böyle. Oysa ki dijital sistem var. Ankara'dan bir arkadaş aramıştı. Sanki hani bu kurumlar bizim sözümüzü dinlermiş gibi. Gayet %100 denetim altında herkes bulunduğu yerden bağlı olduğu kurumun genel kuruluna katılabilecek oy kullanmak için. Ama hiçbirinin işine gelmiyor. Ama onlar en çok konuşmayı yaptıkları zaman demokrasiden, hak ve hukuktan en çok onlar konuşuyor. Üniversitelerimiz de aynı. Rektör diye birisi atınıyor. Haşa huzu adam orada kendisini Allah peygamber gibi görüyor. Onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın vesaire diyerekten. Bunların üzerine gidelim. Yani devleti, hükümeti, cumhurbaşkanlığı yıpratan bunlar. Efendim iyi adam niye atamadınız? Ya yani bu kavun değil yerinden koklayarak iyi mi değil mi göresin vesaire diyeceksin. Daha sonra iyi adam derken profesör olmuş etmiş. O unvanı ona kim vermiş? Üniversite vermiş, yok vermiş. Görevde onun denetleme görevi. Her şeyi devletten bekleniyor. Bütün kurumlar var ama o kurumlar bütçeden para alacaklar. En iyi maaşları alacaklar. Her türlü yetkiye sahip olacaklar. Hiçbir şeyde hesap vermeyecekler. Kendi üyelerine dahi. Ondan sonra devlet yapsın bize ne diyecek? Yok böyle bir şey. Türkiye kendi kurmuş olduğu kurumların işgali altında. Ve onların keyfi yaşamları, keyfi kararları altında. Açık açık söylüyorum. Bugün bu odaların başta Odalar Birliği olmak üzere üniversitelerinde, vakıflarında sahip olduğu kuruluşlar, atamalar hangi kıstasa göre yapılıyor? Hiç duydunuz mu? Var mı Hodri Meydan? Ondan sonra bir araştırma şirketine araştırsınlar. Kimler kimin akrabası, yakını, şutlusu vesairesi çıksın ortaya. Bunları başka kanalda pek anlatma imkanı olmuyor. Onun için bunu böyle heyecanlı anlatmamı aldım. Teşekkür ederim. İlseverle devam edelim. Genel olarak aslında enflasyondan giriş yaptık ama farklı noktalara da değindi konuklarımız. Önemli şeyler. Enflasyonun sebepleri için çözüm getirmiyorlar. Belki değişik çözümler olacak diyecek. Bu biz enflasyon dediğimiz bir kötülüğe karşı savaş. Herkesin seferber olması lazım. Ben bir de onu ifade etmek istedim. Evet. Yani bu konuda görevli zaten görevi onların. Yani bugün bütün bu sanayi ticaret odalarının, benzer kuruluşların, üniversitelerin görevi de bir sorun olduğu zaman çözüm aramak. Hiçbiri kendini o konuda ondan sonra görevli hisset kurdum duymak. Mazeret de şu, hükümet bizi dinler mi? Ya sen bir kere yap, dinler mi dinlemez mi ondan sonra görelim. Evet, enflasyon elbette ki yükselme sebebi yani geniş kapsamlı bir şey. Bunun içerisinde hukuk da var, sizin söylediğiniz gibi. Birçok konu da var, üretim de var, her şey var. İthalat da var, ihracat da var. Ama Sayın İlsever siz hangi noktaya vurgu yapacaksınız? Üretim elbette ki çok önemli bir konu enflasyonla alakalı ve bu konuyla ilgili de Vatan Partisi sürekli kurultay düzenliyor. Bu da enflasyonun bir başka parçası, önemli de bir parçası. Buyurun sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar... gerçekten aydınlatıcı bilgiler verdiler. Ertuğrul Bey özellikle hukuk alanındaki sorunların altını çizdi. Tabii
hukuk, adalet bunlar yoksa olmazsa hiçbir şey yapmak mümkün değil. Bülent Bey de önemli noktalara değindi. Özellikle özel sektöre yöneltti. Özel sektörün tabii tamamı olmasa da bazı kesimlere yöneltti. Sömürüye yönelik, sömürüye dayanan çalışmaları, faaliyetleri, bankaların bir sömürü sistemi olarak uygulanması, uygulamalar yapması vesaire. Yani çok önemli noktalar bunlar. Fakat ben yine de bütün bu eleştirdiğiniz yanlışların temelinde yatan bir gerçeğe vurgu yaparak başlamak istiyorum. O da vallahi işin özü, esası, çok fazla uzatmayayım. Turgut Özal'la başlayan o dışa açılma diye ifade ettiği bir sistem yok mu? Özellikle Turgut Özal diyorum. 80'li yıllardan sonra aldı başını gitti ve işte üreticiyi kambur ilan eden, ondan sonra Cumhuriyet devrimi boyunca, Cumhuriyet tarihimiz boyunca bütün üretim faaliyetlerini ve onun ürünü olan işte kamu iktisadi teşekkülleri vesaire, devlet planlama teşkilatı falan gibi bütün teşebbüsleri karalayan, karalamak da kalmıyor, elden çıkartıyor, satıyor, ondan sonra hani dışa açılıyoruz ya, dışa açıldığı şey uluslararası sermaye, uluslararası piyasaya yönelmek ve oradaki büyük güçlere yönelmek. İşte buna küreselleşme altı, neoliberalizm adı altında yapılan şeyler ve maalesef bu kurulu getirilmiş olan bu sistemle beraber 80'li yıllardan sonra Turgut Özal'ın özellikle altını çiziyorum ama tabii bu daha sonra Tansu Çiller'le vesaire devam ederek günümüze kadar uzandı geldi. Bir adeta biz buna mafya gladius demiyoruz. Yani parayla para kazanma esasına, tefecilik esasına dayanan, yani üretimi ondan sonra vesaire bütün Cumhuriyet döneminde uyguladığımız, attığımız adımları hepsini karalayan, küçümseyen, dışlayan ve onun yerine evet adeta bir mafyatik bir yöntemle ekonomiyi işte döndürmeye çalışan, öyle diyelim, bir sistemi getirip dayadılar. Ya biz buna adeta dedik ya bu resmen bir mafya sistemi, başka bir şey değil bu yani. Türkiye'yi üretimden koparıyor, ondan sonra tamamen dışa açıyor. Malum işte bir ithalat şeyine, cennetine dönmüş vaziyetteyiz. Döndürüldük daha doğrusu adım adım ve kendi ürettiğimiz şeyleri bile dışarıdan, ha burası ne kadar ucuz bak işte buradan derken geldiğimiz nokta esas itibariyle bu. Ve yani enflasyon dediğimiz, burada konuştuğumuz asgari ücret vesaire gibi konuların tamamında, özellikle enflasyon, bu hayat pahalı falan konusunun temelindeki maalesef en büyük sapma bu. O 80'li yıllardan sonra. Fakat arkadaşlar da ifade ettiler bunu, mevcut hükümetimiz de, Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyor. İşte üretim, istihdam falan filan, ihracat başlıkları adı altında. Bence bu sistem, bu mafya sistemi çürümüştür ve çökmektedir. İşin gerçeği bu. Tamamen çürümüştür ve çökmektedir. Türkiye'nin böyle gitmesi mümkün değil. O bütün söylediğiniz üretim devrimi kurultayı diye yüzlerce illerde, ilçelerde, ta köylere kadar yaptığımız toplantıların hepsinde duyduğumuz şey artık yeter. Böyle gitmez. Yani üreticiden, çiftçiden, esnaftan falan o toplantılara katılan binlerce, on binlerce insanımızdan aylardır duyduğumuz gerçek bu. Bunu burada biz sadece söylemiyoruz. Yeter dediğimiz şey hakikaten bıçak kemiğe dayanmıştır. Bunun böyle gitmeyeceği 2 kere 2 4. O zaman ben çok fazla uzatmayayım. Ne yapacağız? Besbelli bir şey. Biz buna üretim devrimi diyoruz. Arkadaşlar da vurguladılar. Hem Bülent Bey de demin söyledi. Enflasyonun temel nedeni üretim meselesi. Çok doğru tabii. Ya buraya yöneleceğiz. Kendi en başta kendi olanaklarımızla, tabii ki özel sektörümüzde, ondan sonra çiftçimizde, işçimizde vesaire, bütün üretici sınıfların ortak çalışmasıyla, eşgüdümüyle, işbirliğiyle birlikte çalışmasıyla bir üretim devrimi. Evet,
yeniden Türkiye'yi üretim alanında ayağa kaldırıyoruz. Evet, gittiğimiz her yerde karşılaştığımız ihtiyaç budur. Figen Hanım, herkes bunu bağıra bağıra söylüyor ve yapılacak şey bundan sonra gerçek bu. Ben tabii burada özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bu olay herhalde şu bankanın, şu bilmem neyin falan, özel sektörün, bilmem holdingin, bilmem neyin kararıyla olacak bir şey değil. Hatta o işte sanayi odaları, ticaret odaları falan filan eleştiriyoruz burada. Çok doğru, çok haklıdır bu. Onların kararıyla bile olacak bir şey değil. Onlar hem en sonunda uygulama merkezleri, mercileri. Bu devlet önderliğinde olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önderliğinde olacak ve tamamen planlı bir düzende olacak bu iş. Evet, pekala. Planlı bir ekonomi olacak. Pekala. Ha tabii, ondan sonra geliyoruz. Nereye geliyoruz? Madem ki üretim diyoruz, üretim devrimi diyoruz, üretim diyoruz. O zaman arkadaş, tabii sanayicimiz, tüccarımız vesaire dahildir bu şeyin, çerçevenin içinde. Ama en başta o üretim yapacak olan çiftçimizin, işçimizin, her neyse, onların desteklenmesi gerekiyor ya. Net bir şekilde, açık net bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Biz bunları işte ucuz gübre, ucuz mazot, ya nereye gittiysek bununla karşı karşıyayız. Adam üretim yapamıyor, yapamadığı belli bir şey. Neden olduğu belli. Yem yok, bilmem işte gübre şu kadar pahalı, bilmem enerji zaten şöyle, mazot derseniz böyle, bütün rakamlar ortada. Ya bunlarla olmayacağı belli bir şey. Evet. Yani dolayısıyla ben burada tabii bir paradis açayım. Bunun çok çeşitli çözüm yöntemleri, yolları var ama ya enerji diyorsak burada artık bağırıyor iş ya. Komşumuz Rusya işte bu işin merkezi. Komşumuz İran bunun merkezlerinden bir tanesi. Ya işbirliği demin Suriye konusunda konuştuk. Türkiye'nin geleceği konusunda. Az size bakın enerji konusunda bile bunlarla işbirliği, yani bu ülkelerle işbirliği, tabii her alanda işbirliği ama şurada konuştuğumuz konu enerji olduğu için, bu çiftçimizin, bugün üreticimizin en temel ihtiyacı olan şey, konu olduğu için söylüyorum. Ya bunu çok rahatlıkla birlikte çözebileceğimiz bir şey. Ama yapmıyoruz bunu. Yapacağız. Bunları yapacağız. Evet. Kararlı ve net bir şeyle. Pekala. Tutumla. Öyle. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Yeniçeri, sizinle devam edeceğim. Şimdi enflasyon konuşuyoruz. Evet, işte asgari ücret yükseldi, memur zammı falan ama aradaki farkı karşılamıyor dedik. Enflasyonun birçok sebebini sayabiliriz fakat alınan önlemlerin yeterli olmadığı çok net bir şekilde ortada. Böyle olduğu zaman da o zaman diyoruz ki ne olacak? Yani neden bu noktaya gidiyoruz? İşte az önce Ertuğrul Bey de söyledi. 2002 yılında aslında şu anki mevcut hükümet farklı bir reform hareketiyle bu durumu düzeltmişti. Şu anda neden aynı şekilde hareket etmiyorlar? Yani burada farklı bir şey mi var biz göremiyoruz? Şimdi tabii konuyu marjinal olayları öne alarak onlar üzerinden açıklamaya çalışırsak aslında doğru bir iş yapmış olmayız. Bir defa şunu herkesin kabul etmesi lazım. Türkiye'de bir türlü üretim yaşam biçimi haline getirilememiştir. Yani bir kültür haline sokulamamıştır. Şimdi söyleseniz, deseniz ki insanımızı kategorize etmek için özellikle bu konudaki yaklaşımlarını esas alarak sınıflandırmak için nasıl sınıflandırırsınız derseniz, yani bir üretim toplumu, bir tüketim toplumu, bir ticaret toplumu hangisine giriyor derseniz burada tüketim ve ticaret toplumu öne çıkar. Ve dolayısıyla insanları tüketimi teşvik eden her türlü faaliyet, reklam, yönlendirme, satışa özendirme, tüketmeye özendirme bir taraftan vatandaşa, ticaret toplumu haline ülkeyi getirmekte bir çeşit devletin uyguladığı politikalarla yakından alakalı. Şimdi ekonomi aslında sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı mallar, yani tatmin vasıtaları arasındaki dengenin kurulması. Bakın, bir ihtiyaç var, bir de bu ihtiyaçları karşılamak için ortada mallar var. Eğer bunlar arasında bir dengesizlik olursa, birincisi ya da ikincisi lehine ya da aleyhine, o zaman işte enflasyon olur, resesyon olur, aklınıza gelen devalüasyon olur. Her şey artık bu kavramların içerisinde gider.
Yani o bir tüketim çılgınlığı mı yaşıyoruz Sayın Yeniçer? Hani böyle bir tüketim çılgınlığımız var. Bu da enflasyon. O kültür haline geldi. Kültür haline. Şimdi söyleyeceğim. Yani oraya geleceğim şimdi. O kültür haline geldi. Yaşam biçimi haline geldi. Bu toplum oraya geldi. Üretimi üreten insanı layık olduğu yerde tutmazsanız, ona gerekli desteği vermezseniz, onu üretmeye yönlendirmezseniz bu defa üretimin olması için gerekli olan nedeni ortadan kaldırmış olursunuz ki Türkiye'de o yapıldı. Şimdi bak söyleyeceğim. Şimdi enflasyon ne olduğunu bilmeden nasıl enflasyonu engelleyeceğiz ya da aşağı çekeceğiz? Enflasyon toplam talebin toplam arzdan, bak yine ihtiyaç mal karşılığı, toplam talebin toplam arzdan fazla olmasından dolayı ortaya çıkan, kaynağında parasal akımların rol oynadığı devamlı ve önemli fiyat yükselişleridir. Bunun da üç tane çeşidi vardır. Maliye, fiyat, talep enflasyon. Bu hep arz talep konusu olarak önümüze geliyor. Şimdi ülkenin bu yönü itibariyle biz konuyu ele almazsak, yani değişik kusurlu veya spekülatif faaliyetleri esas alarak değerlendirirsek bu yanlış olur. Ben bugün pazardaydım, domatesi 13 liraya aldım. Şimdi domates aynı domatesten biraz fazla olmuş olsaydı bu sefer burada fiyatlar aşağıya düşecekti. Fakat arz belli bir kısım, talep fazla olunca adam fiyat istediği yerden sürdürüyor. Evet. Yani buna siz yapısal olarak bunun önünü açıyorsunuz. Ondan sonra da yakınıyorsunuz. Şimdi birincisi şu. Şimdi bizde bazı kavramlar var. Yani bir şey sormak isterdim. Buyurun Sayın Bakanım, buyurun. Şimdi çok doğru söylediniz. Ancak şunu da ekleyebilir miyiz acaba? Şimdi bu fahiş fiyat olayı başladığında, edildiğinde İstanbul haline gelen miktarlara bakıldı. Miktarlarda pek düşüş yoktu şeyinde. Onun için ben ilk başta dedim, hani psikolojik olarak bir husus başta diye. Şimdi Türkiye'de baktığımızda bana göre üretim arzında ciddi bir düşüş yok. Yani bu kadar büyük enflasyona yol açacak. Sıkıntı dolar arzında düşüş var. Şimdi bizim ithalatımız, ihracatımız da büyük oranda dolara bağlı. Yani üretimin dışındaki bir kusurdan enflasyonun da büyük ölçüde kaynaklandığını üzerinde düşünebilir miyiz? O konuda da bir araştırma yapmamız gerekmez mi diye söylüyorum. Üretim ülkesi olduk. Hiç kusur. Boğaz, dolar. Dolar da az olduğu için ona talep artıyor. Talep arttıkça doların değeri artıyor. Çünkü talep dolara talep hem tasarruf için var. Şimdi dolar aslında ödeme aracı, alışveriş. Fakat Türkiye'de tasarruf diye kullanılıyor. Ve bir enflasyon başlandı dendi mi fiyatlar artıyor. Millet dolara yatırım yapıyor. Dolara talep artıyor. Ve tırmanma başlıyor. Kar topu gibi büyüyor. Ben bunu bir ifade etmek istedim. Yani başka ülkelerde yani bu husus bizde çok ciddi bir şekilde var. Şimdi bu şimdi ekonomi bir sosyal bilim. Dolayısıyla sosyal bilimlerin bir tane değil, birçok sebebi var. Bu söylediğiniz de onlardan onun bir boyutu. Yani şimdi bizim dikkati çekmek istediğimiz konu şu. Biz gerçekten ekonomiyi ekonomi kurallarına göre anlamaya çalışmıyoruz. Ekonomiyi siyasetin enstrümanı olarak kullanırsanız ve o bağlamda değerlendirirseniz doğru bir yere bu bizi götürmez. Ve dolayısıyla bir ülkede gerek iktidarların gerekse ülkenin geleceği ekonomiyle doğrudan ilişkilidir. Bizim bir Averof zırhlısını karşısına koyacak bir zırhımız olmadığı için 12 adaları kaybettik. Şimdi çok açık bir şey söylemek gerekir. Ve bunu da dibine kadar eleştirmek gerekir. Bugün
20 senelik bir iktidar var iş başında. Ve dolayısıyla bu iktidar gerçekten bu biraz önce söylediğimiz unsurları ve sizin söylediğiniz unsurlar bizden daha iyi biliyor. Şimdi burada iki tane de temel özürümüz var bizim millet olarak. Biz organizasyon özürlüyüz ve koordinasyon özürlüyüz. Dolayısıyla organizasyonu ve koordinasyonu yapamazsanız ürettiğiniz malı pazara getirip son nihai tüketiciye aktarmada da arızalar ortaya çıkarabilirsiniz. Bunları ülkeyi yönetenlerin bizlerden daha iyi tespit ederek yürürlüğe koymaları gerekiyor. Şimdi burada fantastik yaklaşımlar yerine bilimsel olarak yaklaşmak gerekiyor. Bunu söylerken de mesela ölü yatırım diye bir yatırım türü var. Siz parayı eğer gerçekten kendisini üretecek bir alana yatırmamışsanız o para hem kıt kaynak olarak bir anlamda bir yere konulmakta ve o da kendini geriye finanse edecek durumda olmamaktadır. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Zaten sermaye Türkiye'de kıt. Çünkü bizim petrolümüz yok, bizim efendim işte doğalgazımız yok. Hep dışarıdan ithal ediyoruz. Bu çok, çok büyük maliyet bu. Dolayısıyla bizim elimizdeki kıt kaynağı biz en verimli ve en etkin biçimde kullanmak durumunda ve konumdayız. Burada hovardalık yapılamaz. Burada istediğiniz alana deyip de oralara yatırdığınız zaman onu da bakmak için, onarmak için daha sonra tekrar paraya ihtiyacınız olacak. Ama parayı üreten bir mekanizma olmadığından orada fiyatlar da artacak. Sıkıntılar da yükselecek. İstihdam meselesinden bahsederken emek yoğun alanların ne kadar olup olmadığına da bakacaksınız. Bu devlet veya iktidar veya ekonomi bilimiyle yani ekonomiyle uğraşan iktidardakilerin bu konuyu dikkate alacak. Yani vatandaşı bu kadar çok okumuş insanı, işsiz olanları ya da bu kadar çok işsiz insanları biz nasıl olur da bir işle meşgul edecek bir mahalli bir takım atölyeler meydana getirerek onları daha fazla üretime katarız sorusunun cevabını bulacak. Sonra atıl olanları ekonomiye kazandırmak. Şimdi köyden kente göç. Köyden kente ciddi bir göç var. Ve hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Eskiden sütü inekten alırdık, yumurtayı tavuktan alırdık. Şimdi sütü de şeyden alıyoruz, marketten, tavuğu da marketten alıyoruz. Yumurtayı da marketten alıyoruz. Bu bakımdan biz çok ciddi bir biçimde kendi düşünce biçimimizi de sorgulamamız gerekir. Sonra Türkiye'de şu söylentiler var, ifade edilenler de var. Baktığınız zaman ciddi bir kayıt dışı ekonomi olduğunu görüyorsunuz. Bu kayıt dışı ekonomiyi herkes görüyor. Ama herkes seyrediyor. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak için yasa değil, yapısı var yasalar zaten. Hepsi orta yerde. Ama bunların uygulamaya sokulması gerekiyor. Özcan Hocam, yani uygulanmayan bir yasa işte. Bir virgül koyalım, reklama gitmem gerekiyor. Dönüşte sizinle devam edeceğim, olur mu müsaadenizle? Kısa bir reklam. Haberlerin ardından tekrar karşınızdayız. Reklama gitmeden önce Profesör Doktor Özcan Yeniçeri, ekonomi nasıl düzelir, enflasyon nasıl düzelir, o konuyla ilgili konuşuyordu. Sayın Hocam, tekrar hattaysanız eğer size veriyorum sözü. Yarım kalmıştı sözünüz. Tamamlamanızı bekleyeceğiz. Buyurun. Evet. Yani birincisi demin ifade ettiğim bağlamda bir kısaca söyleyeyim. Ölü yatırımları verimli yatırım biçiminde devreye sokulması, atıl olan alanların bir an evvel ekonomiye kazandırılması, bu köyden kente göçmenin meydana getirdiği arazilerin, bağların, bahçelerin bu yönü itibariyle teşvik edilmesi, bu yönü itibariyle
gerçekten yeniden gözden geçirilmesi, onlara ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Emek yoğun alanlara yoğunlaşmak gerekiyor. Kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması gerekiyor. Yolsuzluklarla amansız bir mücadele başlatılması gerekiyor. Denetlenebilir, hesap verebilir, şeffaf ve açık bir yönetimin devreye sokulması gerekiyor. Öngörülebilir, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapının oluşması gerekiyor. Şimdi evet. Türkiye'de gerçekten çok net söyleyeyim, üretmeyenin tüketme, kazanmayanın harcama, geliri olmayanın gider yapma, tasarrufu olmayanın yatırım yapma hakkı olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Dolayısıyla spekülatif amaçlarla yapılan bu tür ters uygulamalar sonuçta ekonominin gittikçe açmaza girmesine sebebiyet vermektedir. Burada çok özet gecenin bu saatinde ama söyleyeyim, yapılması gereken 2-3 kalem iş var. Onları yüksek sesle ifade edeyim isterseniz. Birincisi, bir üretim seferberliği ilan edilmesi lazım. Demin de söylediğim gibi arazi, tarım, hayvancılık, ormancılık, emek yoğun alanında fabrika açmak ve atölyeler kurmak bunların başında geçiyor. Üretim seferberliği yetmez, bir de tasarruf seferberliği açmak gerekiyor. Gerçekten şu anda kamu kurum ve kuruluşları çok ciddi bir biçimde hovardaca kaynakları kullanmaktadırlar. Bunları görmek gerekir. Her kamu kurum ve kuruluşun gerçekten bu yönü itibariyle özellikle şu kritik dönemde harcamalarının gözden geçirilmesi, minimize edilmesi, bir takım gereksiz veya lüks sayılabilecek veya ertelenebilir olabilecek bir takım ihtiyaçların veya hesapların, kitapların denetim altına alınması gerekiyor. Bu da yetmez. Yani üretim seferberliği, tasarruf seferberliğinin yanına bir de verimlilik seferberliği yapmak lazım. Şimdi bize iktisadilik diye ya da akılcılık diyebileceğimiz bir ilke var. Yani bir tabir yerindeyse mümkün olduğu kadar az emek, sermaye ve bilgi kullanarak mümkün olduğu kadar büyük sonuç elde etmek. Buna yönelik, bu da yüksek teknoloji ister, yüksek strateji ister ve yüksek nitelikli bir takım elemanların devreye çıkmasını gerektirir. Bunlar ortaya koyup organizasyon ve koordinasyon meselesi de çözülürse ciddi bir biçimde enflasyonla mücadele bağlamında mesafe alınmış olur. Evet. Ancak bu hemen bugünden yarın olacak bir iş değil. Bu yani belli bir süreci istiyor. Bu süreç içerisinde bıkmadan, usanmadan bunları teşvik ederek işlerin yürütülmesi lazım geldiğini de altını çizdim. Evet, pekala. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yeniçeri. Şimdi bir başka konu daha var. Amerika Birleşik Devletleri 9 trilyon doları yok etme kararı aldı ancak sadece 30 milyar dolar eritebildi ve şimdi Amerika'da zenginler listesindeki ilk 500 kişi de 1.4 trilyon gibi bir dolar erimiş. Avrupa'ya bakıyoruz şimdi, Almanya aslında üretim diyoruz ama orada da çok ciddi bir cari açık var. Yani ithalat ihracatı aşıyor. Bu aslında neye sebep olacak? Küresel olarak bir çöküş demek. Tabii ki Avrupa'daki bir başlangıç Türkiye'yi de etkileyecek. Bu konuyla ilgili ne yapmak gerekiyor Sayın İlsever? Sizden de birkaç cümleyle bunu alalım lütfen. Buyurun. Yani bu çok net bir şekilde büyük bir krizin habercisi. Ben o kadar söyleyeyim. Zaten dün ayrıntılı bir görüşme yapmıştık. Hakan Topkul arkadaşımız da bu konuda uzman ve çok ayrıntılı bilgiler, rakamlarla ortaya koydu. 2008 krizinden çok daha derin bir krize doğru yuvarlanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bütün rakamlar buna işaret ediyor diye. Tabii burada yani sadece bir ekonomik kriz, çalkantı falan değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın yüksek tepkisi şeklinde sahneye çıkıyor. Daha önceki yıllarda da bunun şeyini işaretlerini gördük, uygulamasını gördük daha doğrusu. Yani dolayısıyla bu büyük çöküş ve krizle beraber hakikaten çok kuvvetli bir halk
hareketinin de halk ayaklanmasının da kapıda olduğunu işaret ediyor uzmanlar. Bunu ifade ediyorlar. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Yani işin şeyi çok ayrıntıları var tabii bunun. Bu tablonun, fakat işin gerçeği bu özetle. Pekala, Sayın Yeniçeri, sizin de eklemek istedikleriniz var mı bu konuyla alakalı? Şimdi şöyle, gerçekten COVID sonrası ve bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni bir dünya teşekkül ve tekemmül ediyor. Bunu görmek gerekir. Burada bundan sonraki olaylar, bu iki tane çok önemli olayın meydana getirdiği etkiyle biçimleneceğini de bugünden görmek gerekir. Mesela bu nedir? Amerika Birleşik Devletleri için bu tür krizler aslında birkaç yerde savaş çıkarılmak suretiyle halledilebilecek veyahut işte tedbir olarak ifade edilecek krizler olarak önümüzde duruyor. Onun için Türkiye'nin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Bir Türk-Yunan çatışmasını Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir şekilde şu anda körüklemeye başladığını gözlüyoruz. Yarın F-35'leri de eğer şeye verirse, Yunanistan'a verirse, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin daha da artacağını, küstah Yunan tavırlarının daha da yükseleceğini düşünmek gerekir. Bu yalnız Türkiye ile ilgili değil, diğer ülkelerde de Çin-Tayvan meselesini kaşıyarak orada bir takım şeyler üretebilir. Çünkü şunu görmemiz lazım, savaşlar aslında bir ekonomik enstrümanlardır. Yani savaşlar sonucunda bir takım silahlar alınır, bir takım yardımlar alınır, bir takım imkanlar ya da imkansızlıklar oluşur. O da doğrudan doğruya ekonomiyi ilişkilendirir. Onun için ben Amerika'nın çöküyor, yıkılıyor veya krize giriyor modelinden daha çok Amerika'nın önümüzdeki süreçte çok ciddi bir operasyonlar bu ekonomiyi gerçekten kendi bağlamında bundan bir sonuç elde edebilmek için ciddi operasyonlara teşvik edeceğini, provokasyonlar yapabileceğini, ona göre de bugünden hazırlıklı olmak lazım geldiğini düşünüyorum. Pekala, Ertuğrul Akar, ne söyleyeceksiniz siz? Biraz ekonomi konusu ama genel olarak baktığınız zaman aslında hem Amerika'da, işte Amerika Birleşik Devletleri gibi bir gücün de çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşaması, bunun bir de Avrupa ayağı var. Avrupa ayağı da bize yansıyacak. Amerika ayağı da yansıyabilir elbette ki, ama orada da çok ciddi hani bazı konularda sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. Tuvalet kağıdı bile tek tek satılıyor mesela. Bu da önemli bir şey. Ya zaten dünyadan bağımsız, az önce bahsettik, serbest piyasa ekonomisi, liberal sistemin getirdiği, zorunlu kıldığı bir sistem. Yani ticaretin sınır olmaksızın yapılmaya çalışıldığı, batı lehine yapılmaya çalışıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Yani sömürgeci bir sistemden bahsediyoruz. Doğal olarak şu anda tüm dünya, üretseniz de batıya bağımlısınız. Çünkü neden? Bir madenin sizde olması yetmiyor. Onun üretim teknolojisi lazım. Onun için bilim lazım, ekonomi lazım, iş gücü lazım. Bu yok yani, bu doğu toplumlarında yok. Batı'da var, bunu oluşturdular. Sömürge dediğimiz şey zaten bu. Bunu aşmaya çalışıyoruz biz de Türkiye olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşanacak en ufak problem bize aynı gün yansır. Rusya-Ukrayna savaşı yansıdı. Yani sadece bize değil, tahıl sevkiyatı konusunda biliyorsunuz şu anda dünyada kriz yaşanıyor ve Türkiye bir ara yol bulmaya çalışıyor. Doğalgaz noktasında üretim yerleri belli. Biri Rusya, en önemli yerlerden birisi. Şimdi Rusya ile muhalefet Sayın Cumhurbaşkanımızı akıllarınca şeye teşvik etmeye çalışıyorlar. İşte niye yaptırım uygulamadın? Bu nasıl politika? Rusya'ya yaptırım uygula. Tamam da sanayim oraya bağlı. Evinde vatandaşımın ısınması oraya bağlı. Biraz da Azerbaycan'a bağlı. Yani
Şimdi çok hassas dengeler var. Bunlardan birini kaybettiğiniz zaman Türkiye'nin ekonomisine anında aynı gün yansır. Ya bırakın jeopolitik veya siyasi konuları. Trump'ın bir tweetle doları iki katına çıkardığına şahit olmadık mı biz? Olduk. Yani bunu yaşadık. Adam oradan açıklama yaptı. Bir tweet attı ve dolar iki katına çıktı. Maalesef şu anda böyle bir ekonomik sistemin içerisindeyiz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bu sistemden Türkiye'yi çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bunu yaparken tabii ki zorlanacağız. Millet olarak bedel ödeyeceğiz. Yani bu devlet bizim devletimiz. Biz zannediyoruz ki devlet başka bir şey. Uzaydan birileri geldi, yönetecek, istiyoruz. Ya ne istiyorsun? Sensin devlet, sen ben işte. Bizim için çalışıyor. Yani beklemek zorundayız. Yoksa siyasetçinin işine gelir. Sisteme uysun, dolar stabil gitsin. Millet gelsin burada yatırım yapmadan faize para yatırsın. Sonra istediği zaman faizi alıp gitsin. O parayı alıp gittiği zaman biz ekonomik kriz yaşayalım. Hep döngü böyle oldu zaten. Hayır, şu an muhalefet de gelse mesela, seçim olsa, kazansa, böyle kolay toparlayacağı bir durum varmış gibi gözükmüyor. Ya bunu zaten muhalefetin toparlama şansı yok, onu da taahhüt etmiyorlar. Yani bakın, vatandaşlarımız şunu kaçırıyor. Muhalefet, Millet İttifakı ekonomiyi toparlayacağım diye bir şey söyledi mi? Bana gösterebilir misiniz? Veya toparlama adına bir çalışma ortaya koydu mu? Bana gösteremezsiniz. Ki muhalefetin planında şunlar var. Diyor ki ben seçildiğimde eğer 360 kişiyi yakalarsam referanduma gideceğim parlamenter sistem için. 400 kişiyi yakalarsam mecliste değiştireceğim. Tamam, değiştin. Gitti mi bir 6 ay, bir sene yakın süre? Şimdi ben seçildim. Yeni sisteme geçmek istiyorum. Onun çalışması, anayasa yazması, taslağı, kanun taslağının meclisin genel kuruldan geçmesi 6 ay. Tamam, geçti. Yeni sisteme geçmek için bir seçim daha yapmak zorunda mısın? Yap. Bir 6 ay, bir sene de öyle geçti mi? Yeni sistemle ilgili seçim yapmak ayrıca ekonomik zaman kaybı mı? Evet. Geçti mi sana 2 sene? Ne oldu? Hani düzeltecektin? 2 sene ben gene senin seçim yapıp kendi keyfine göre NATO'nun belirlediği adamı Türkiye'nin başına getirme çalışmalarını mı bekleyeceğim? Ne yapacaksın ki? Yani ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Ancak hikaye, işte en son toplandılar. Gene çıktı. Ya biz önceki metinlerimizi anlatmıştık zaten, dediler. Ya bir şey yok çünkü. Vaat yok. Vaat uçuruma sürüklüyorlar ekonomik anlamda. Hı hı. Bir de referanduma gittiğini düşünelim olayı. Referandum da ayrı bir seçim. Yani tamamen bir sıkıntılı süreç vaadi var Millet İttifakı'nın. Eğer milletimiz Millet İttifakı'nın ekonomiyi düzelteceği yönünde kanaatle oy verecekse boşuna vermesin. Çünkü 3 sene sistem değişikliğini bekleyeceğiz biz. Vermeyin boşuna, vermeyin yani. En azından 20 yıllık bir iktidar, devleti iyi bilen bir iktidar, milletin sürekli yanında olmuş, müreffeh halde yaşatmış bir iktidar bu işi de çözecektir. O noktada konu özet olarak konjonktür bizi de ilgilendiriyor, iç siyasetimizi de ilgilendiriyor. Tabii abartılı olmamak kaydıyla dünya ekonomisini de takip edeceğiz. Ama şu demek değil ya, Amerika'da da enflasyon var. Ya var da parası kıymetli. Yani %40 enflasyon, 40 senenin en fazla artış gösteren dönemi olmuş. Ya olmuşsa ne olmuş yani? Para değerli. Şimdi bu kıyaslamalar doğru değil. Ama hangi açıdan doğru? Şu açıdan doğru. Dünyanın içinde bulunduğu durum açısından evet. Bu kıyaslama doğru bir kıyaslamadır. Ama paranın değeri noktasında doğru bir kıyaslama değil. Yani buna dikkat etmekte fayda görüyorum. Evet, pekala Ertuğrul Akar, teşekkür ediyoruz. Vatan Partisi MYK üyesi Ferit İlsever, size de teşekkür ediyoruz.
duymadı beni, duyamıyor beni sanırım şu anda. Akademisyen, yazar, profesör. Ben teşekkür. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Özcan Yeniçeri, akademisyen, yazar kendisi, biliyorsunuz her hafta bizimle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz hocam aktardıklarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Devlet Eski Bakanı Bülent Akarcalı da az önce aramızdan ayrıldı. Sabah bir seyahati olduğu için kendisine buradan tekrar teşekkür ederim. Haber Merkezi'nin sonuna geldik. Yarın akşam Ana Haber Bülteni ile karşınızda olacağım. Hoşçakalın.